2,5 yaşında bir oğlumuz var. Oğlumu göremiyorum. Çok canım yanıyor. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Günler sonra Esra Erol'da karşı karşıya geldiler. Çocuğum dediğinde çocuk senden mi de çocuk arıyorsun sen dedi. Çocuğumu DNA'sını istiyorum. Şimdi DNA sonucunu bekliyorlar. Çocuğuna DNA istiyorsan yaptırsın. Küçük çocuğun babası Arif mi yoksa değil mi? Son sözü DNA testinin sonucu söyleyecek. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak. Şimdi Esra Erol'da. Son dakika. Alaaddin, Kübra'yı kaçırmış olabilir mi? 4,5 aydır beraber saklanıyor olabilirler mi? Hayır, öyle bir şey yok. Ben diyorum ki bulunsunlar bir an önce. Kanları duyulsun, düğünleri edilsin. Asla elini gidiliyor onlara. 4,5 aydır kayıp olan Kübra'yla ilgili çok gelişme. Kübra Yaşar'dan 4,5 aydır haber alamıyordu. Cuma günü yayınımızdan sonra çok önemli bir gelişme oldu. Vakit kaybetmeden Antalya'ya gidiyoruz. Esra Erol'da ekibi apar topar neden Antalya'ya gitti? Antalya'dan canlı yayın şimdi Esra Erol'da. Genç bir anne, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından evden kovulan bir kadın. Bir aydır çocuğumdan ayrıyım. 4,5 aylık çocuğum, eşim, kaynanam, kayınpederim çocuğumu bana vermiyorlar. 4,5 aylık bebeğini alıkoyan eşi ve eşinin ailesine gözyaşları içinde seslenen Burcu Hanım'ın feryadı tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak. Yalvarıyorum, benim çocuğumu bana geri verin. Bir aydır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu istiyorum, onu çok özledim. Çocuğumu bana geri verin. Çocuğumu istiyorum. Şimdi Esra Erol'da. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Gecenin 2.30'unda gecelikle evden kaçan karısı Seda Alkan'dan 14 Şubat'tan beri haber alınamıyor. 14 Şubat, 15. gece, bağlayan gece eşim Seda Alkan bizim takımlarından gece 2.30'da evi bırakıp çekmiş gitmiş. Ben eşimi arıyorum. Şimdi Esra Erol'da. Haftadan tüm seyircimize sevgiler, selamlar. Stüdyodaki konuklarım, sizlere de yerlerinizi aldıysanız artık programa başlayabiliriz. Avukatımız Hülya Kur'an, aile ve ilişki terapistimiz Ahmet Turan Öztürk. Merhaba, iyi yayınlar. Bizimle beraber. Hayret, ilk defa doğru yere koymuşsunuz masamı. Şimdi bu masa şuraya geliyor. Tabii ki yönetmenimiz görüntü açısından yapıyor ama siz görmüyorsunuz. Ben bunu böyle yayında it çaktırmadan
kalemliklerim nerede, kulaklığım nerede? 25 yıl ATV nerede? Hafta sonu hırsız girmiş gibi. Buradaki en değerleri almış. Vallahi hafta sonu biz böyle bir eşimle seyahat ettik. Beyrut'a gittik geldik. Evet. Sağ olun ama şunu söyleyeyim mi? Yani gezmek, görmek keyifli, güzel ama bizim ülkemizin zenginliği bambaşka. Bunu bir kere daha ülke sınırlarına girince anlıyorsunuz. Şanslı bir milletiz. Tüm kültürleri ve tüm zenginliği barındırıyoruz yani. Bu çok önemli. Şimdi ilk konuğum İlyas Alkan. Enteresan bir hikaye, yani enteresan bir olay. Biz hani daha öncesinde buraya beyefendiler geliyordu. İşte evim, işte eşim evinden ayrıldı. Şu kadar gündür ona ulaşamıyorum, göremiyorum gibi hikayeleri anlatıyordu. İlyas Bey'in eşi 14 Şubat tarihinde saat gece 2.30'da evinden çıkıyor ve o gün bugündür daha kendisinden haber alınamıyor. Ama evden çıkışı normalde evden ayrılan, evden kaçacak olan bir hanımefendi ne yapar? İşte altınını alır, bir parça eşya alır yanına. Hanımefendi pijamalarıyla elinde telefonla sokağa çıkıyor. Bir daha da haber yok. Önce İlyas Bey gelsin. Hoş geldiniz Hoş İlyas efendim. Bey. 14 Şubat tarihinden bugüne kadar eşinizden bir haber? Evet, alamıyoruz efendim. Alamıyorsunuz. Evet. Yani çok zor. İki tane de çocuğunuz var. 11 yıllık da bir evlilik var. Evet. Eşi Seda Alkan, 28 yaşında da bir hanımefendi. Hani evi terk etti, evden ayrıldı gibi hikayeleri çok duyduk ama Seda Hanım'ınki birazcık daha farklı. Şimdi hikayenin tamamını sizlere İlyas Bey kafasındaki şüpheleri, her şeyi anlatacak ama ben önce bir görüntülerin ekrana gelmesini istiyorum. Tarih 14 Şubat, 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece saat 2.30. Siz evde uyuyorsunuz. Evet efendim. İki tane de çocuğunuz var, onlar da uyuyor. Evet. Bu görüntüleri de sizin bulunduğunuz apartmanın işte çeken bir market varmış. Marketten görüntüleri alıyor. Hanımefendinin aslında 15 Şubat gecesi bu, saat 2. Evden çıkış görüntüsünü. Bakın buradan hanımefendi çıkıyor. Durdurabilir miyiz burada? Hanımefendinin üzerine biz detaylı da baktığımızda sadece pijama var. Anladığım kadarıyla ayağında da sadece terlikler var değil evet, mi? Evet efendim. Yani hani öyle ve hanımefendi muhafazakar, kapalı bir hanımefendi. Başı da açık. Evet, açık şu anda. Gece saat 2.30'da hani evden ayrılacak biri pijamayla ve terlikle sokağa çıkmaz. Hiç daha önce böyle bir şey hiç gelmedi başıma. 11 sene evliyim. Yani hiç daha önce başıma bu şekil. Yani uyur gezer falan değil yok, herhalde. Yok değil işiniz. Efendim. Hiçbir şey yok. Değil. Bu 2.30'da sadece elinde telefon var. Bir telefon görüşmesi yapıyor. Bulunduğu apartmandan dışarı çıkıyor. Pijamaları, terlikleri altını çizmek istiyorum. Yani kapalı bir hanımefendi hiçbir şey örtmeden sanki hani alelacele aşağıya inmiş gibi iniyor. Sonrasını devam ettirelim. Telefonla konuşuyor. Bakın ekranda da görüyorsunuzdur şu anda. Karşı apartmanda bir bölüm var. Oraya gidiyor. Hani oraya biri geliyor mu gelmiyor mu onu bilemiyoruz tabii ki. Çünkü oradaki görüntü inanılmaz karanlık. Bu tarihten itibaren bakın bir yan apartman gibi bir şey var, o bir sokak mı orası? Sokak var efendim. Devam ediyor. Sokağın başı devam ediyor. Sokağın oraya doğru. Evet. Gidiyor bir daha da. Yok. Yok. Yani dediğim gibi değişik. Şimdi ekran başındaki seyircilerimiz de herkes bence şimdi yorum yapıyor. Bu rızayı bir gidiş mi? Yani evliliği, aileyi terk ediş mi? Yoksa bak, bir herkes tehdit aldığı için mi alelacele aşağıya indi ve birinle buluşma ihtiyacı mı hissetti? Şimdi evden kaçacak olan biri eşyasını hazırlar, kapının önüne koyar. Ondan sonra yani evden ayrılan biri ona göre gece saat 2.30'da atıyorum gidecekse gider.
pijama ile ve terlikle sokağa iner mi? Onu bir türlü anlamlandıramıyoruz. Yani telefonda biriyle konuşuyor, iletişim halinde. Efendim? İnse bile başına bir örtü alır yani. Yani bir şekilde hazırlanır iner. Hazırlanır, evet. Şimdi herkes görüyor. Ha, uzaktan daha iyiymiş ya, yakından ben çok zor görüyorum. İlyas Bey, eşiniz 14 Şubat'tan bu tarihe kadar sizinle, yani telefon, mesaj, sosyal medyadan, yok, aracılar hiçbir şey aracılığıyla yok, yani. Hiçbir iletişim. Hiçbir şey bulamıyoruz yani şu anda. Dönmedi de. Hı hı. Yani ne akrabalarına, ne bana, ne bir başkasına, hiç kimseye şu an hiçbir dönüş olmadı. Bir kayıp başvurusu. Evet. Kayıp başvurunuz var. Hatta eşinin telefon görüşmelerinde Abdullah Avcı Ateş isminde Konya Karaman'da yaşayan biriyle görüştüğünüzü siz arama kayıtlarından tespit ediyorsunuz. O kişinin evinde de arama yapılıyor, hanımefendi orada mı diye. Seda Alkan'ı orada da ulaşılamıyor. Seda'nın fotoğrafı da, biz Seda'nın fotoğrafını ekrana verelim. Görenler, tanıyanlar lütfen bize ulaşsınlar. Sorunlarınız var mıydı? Sorunlarımız hiç yoktu. Yani biz eşimle yıllar önce tanıştık beraber. Yani onun da ailesi yoktu, benim de yoktu. Yani hiçbir zor şeylerle evlendik biz, durumumuz olmadı o halde. Yani hiçbir sıkıntımız, zor günlerimiz oldu, aç günümüz oldu ama biz hiçbir kavgamız, ne bir dövüşümüz olmadı. Yani biz 11 seneden beri yani ikimiz el ele verdik. Yani ben işe gittim, kazandım, o tuttu. 2015'te evimi aldım. Yani benim bazı durumlarım var, okumam yazmam sıkıntılı benim. Eşimin üzerine evi yaptım. Siz okumanız yazmanız yok. Evet, yani ben eşimi fazla seviyorum, aşırı seviyorum, yani daha da seviyorum. Yani ben eşim mutlu olsun, zamanında bir şey yapamadım diye evimi yaptım. 2015'ten bu tarafa belli bir miktar yani paramız çocuklarımız var bizim iki tane. Onların geleceği için, sünneti için yani birikim yapıyorduk. Yani eşim tutumlu bir insan yani bunu yani beni bırakıp gidecek veya bu çocuklarına. Bu altını çizmek istiyorum. 11 yıllık evlilikte siz tüm birikimlerinizi eşinizin üstüne yaptınız. Yani parayı da onun hesabına yatırdınız. Evi de onun üzerine yaptınız. Aynen. Tutumlu ve... Evet yani şu anda şunu söyleyeyim. Yani eşim çıkıp gelse bugün bir ev daha alsam bir kere daha yaparım. Yani ben helal olsun. Eşime güveniyorum. Yani eşim üstüne tutturuyordum, o da benim. Yani ben hastaydım. Mesela her şeyime diyorduk yani İlyas senin sağlığın gittikten sonra bize mal mülük önemli değil. Sen başımızda olmadığın sürece biz bu hayatta aç kalırız diyordu. Peki hani bu kadar huzurlu, mutlu ve güvene dayalı bir ilişkiniz vardı İlyas. Aynen efendim. Eşin son zamanlarda değişmeye başlamış mıydı? Son zamanları 20 gün evvel bir baş ağrısı başladı bunda. Devamlı uyuyordu. Yani yatıyor, kalkıyor, bunalıyor, telliyor, soyunuyor. Ondan sonra dedim ki bak baş ağrısı iyi bir hastalık değildir. Yani sinüzü de olabilir, tümür olabilir. Allah muhafaza. Sağlık ocağına gönderdim ben bunu. Bir hafta evveli. Kaçmadan bir hafta evveli. Doktor 4 tane hap yazmış. Onları kullanıyordu. O kullanmaya rağmen yine de uyuyordu. Yani ev köyden elini ayağını çekmeye başladı böyle. Nereden temizlik konusundan. Yani bizden olsun evden yani yapayım mı yapmayayım temizlik konusunu. Hep sizden yatıyordu, uyuyordu yani. Uzaklaşmaya başladı. Yok, benden uzaklaşmıyordu normalde. Yani benden iyiydi. Hı hı. Ama yatıyordu. Hep İlyas başım ağrıyor. İlyas başım ağrıyor. Ben yani dedim ki baş ağrısı iyi bir şey değil. Bu 20 günden beri. Ben bu değişkenliği şöyle sordum. Atıyorum son dönemlerde ya Esra Hanım çok fazla... Mehmet de buradaymış, Seda'nın abisi. Siz de hoş geldiniz. Size de merhaba, söz benim olacağım. Adım, Seda'nın ha, senin abisi. Evet, benim abim. Tamam, konuyu dağıtmak istemiyorum. Şöyle değişkenlik, hani internette fazla vakit geçirmeye başladı mı? Çok telefonla... Geçiriyordu efendim. Şimdi gündüzleri ben işteyim bir zaman. 8 gidiyorum veya 8'e bile kalmadan çıkıyorum. 7'yi 10 gece, 7.30'da çıkıyorum evden. Bazen de 2'ye gidiyorum akşamlar. 6-6.30 gibi eve geliyorum. Yani zaten yani ben... Yani, ne yaptığını gündüz göremem. Ama akşamlar ana bazen telefonu alıyordu. Benim yanımda mesela yemeği yiyince kahve içerdim. Yemekten sonra o zaman yani şey yapıyor, oyun oynuyordu. Çiftlik oyunu diye bir oyun yükledi. Burada da ilettiğim bir yeğeni var onu. Benim eşim oyundan anlamaz. Yani indirmeyi, benimse oynamayı. O kız yeğeni bir oyun indirdi. Çiftlik oyunu diye. Onu öğretti işte şunu yapılacak, şöyle oynanacak. Yeğeni şunu, küçük yeğeni. Mü büyük biri mi? Yok ondan büyük. Büyük. Ha, 31 yaşında büyük. Şu anda. Evet yani yılbaşından önce indir bu oyunu. Zaten o oyun indikten sonra benim eşim değişmeye başladı.
internette fazla vakit geçirip evet. oyun oynamaya başladığında aynen. eğer oyun üzerinden birileriyle iletişim kurmaya başladıysa eşin değişmeye başladı. Aynen efendim. Peki bu... Zaten sözünüzü kestim özür dilerim. Bu başta söyleyeyim Abdullah Ateş'le de zaten oyun üzerinden tanışmışlar. Abdullah Ateş'le oynadığı oyun üzerinden tanışmışlar. Oyun üzerinden normalde birbirlerine yani görmüş tanımışlığı yok. Şu yeğene gelebilir miyiz? Eşim dedin yeğeniyle tanıştı, evet. değişmeye aynen ama tanıştı efendim. Diyorum. Yeğeniyle vakit geçirmeye başladı, evet. değişmeye mi başladı? Şöyle söyleyeyim, yeğeniyle 2017'nin 6. ayında tanıştılar bunlar. Daha önceden yeğeni olduğunu biliyor da, hani görüşmeyeler ne ablasıyla ne de yeğeniyle. Bunlar 2017'de benim annemle eşimin annesi vefat etti bende, hastanede öldü. Onlar aile toplanınca o zaman tanıdılar. Bu kim? İşte ablamın kızı. Bu kim? Ablam. Ben de onları öylelikle tanıdım. Siz eşinizin ailesiyle... Doğru düz tanımıyordum ben. 11 yıllık evliliğinizde. Evet. Tanımıyor muydunuz? Hiçbirini tanımıyordum. Eşimin ailesi kopuk bir aile. Hani ne onunla kendi aralarında görüşme var, hani ne de benimle. Ben zaten ailesini tanımıyordum. Bir annesini tanıyordum. Bir o kadar. Kaç kardeş eşin? Valla şu anda bildiğim kadar 6 kardeş. 6 kardeş, yani hepsi dağınıklar. Hepsi dağınık. Yani Adapazarı'nda var, İstanbul'da var, benim olduğum yerde bir tane hayır, var. Hayır, 31 yaşındaki yeğenini siz 11 yılda hiç görmediniz. Hiç görmedim, 2017'de tanıdım ben onu. Ablasını da mı o zaman evet, gördünüz? Evet, 2017'de. Yok, ablasını evlendim sene. Biz nikahtan doğru evlendik. Sadece bizim adla nikahımıza bile gelmedi. Abim de burada şahit. Akşam... İşte parmak yüzük takmış, nişan oldu evde. Bir ona geldi. Hatta ertesi gün belediyede nikahımız kıyıldı bizim. Belediyeye bile gelmedi. Gelmedi. Ama 2017'de ablası. Bir anda tekrar aynen, aile birleşti. İlişkisi, annesi, aile birleşti. Annesi hastalanınca aile birleşince bir tane kopmadılar. Yani, peki yani bu yeğenin Hanife 31 yaşındaki ve ablası Ayşe senin eşini nasıl değiştirdiler? Ya şöyle ablasına bir şey diyemem. Yani ablası dedim onun ablası yani eşimin ablası. Ona bir şey diyemem. Ama bu Hanife dedi, onun yeğeni, yani aile sorunları da vardı. Yani onu söylemek istemiyorum burada. Yani eşimle, ben de dokümanlarına takip ediyorum. 2018'in 11. ayında bu tarafa da gece 2.30'a da görüşmüştüler. Hem meşhur olarak, hem cep telefonu olarak, hem oyun üzerine. Yani iki bayan, ikisi de evli. Gece 3'e kadar ve gündüz 20 kere, 30 kere, 40 kere yani dokümanlar görmüşsünüzdür. Hani birbirlerine ne atabilirler? Farklı yerlerde mi yaşıyorsunuz? Farklı yerde. 15 dakika var aramız arabayla. Balıkesir, Gönen'de. Yani Gönen içinde oturuyor. Köyünde o oturuyor, ben içinde oturuyorum Gönen'de. Gün içerisinde çünkü... mesela kaç kez görüşüyorlar? Ya şöyle söyleyeyim mi? Ben hatırladım. 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece Seda evden ayrılıyor ya. Saat 2.30'da. 23.43'te yeğeniyle görüşüyor. Yani aslında o evden ayrılmadan önce Seda en son yeğeni Hanife Avcı'yla telefonda görüşme yapıyor. Sonrasında internet üzerinden 3 görüşmesi var. 2 tanesi kızı, kısa olan 2.39'da olan çok uzun görüşmeli bir telefon. Ve çok da samimiler. Dahası var, siz Hanife'yi aradığınızda sanırım gitmişsiniz. Evet gittim. Ya da ona soralım bir. Hanife Hanım. Evet, buyurun. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Seda Alkan, 14 Şubat gecesi en son sizinle görüşmüş. Evet, biz görüştük. O akşam biz normalde çok sık görüşen bir insanız. O gün hiçbir şekilde beni aramayınca ben de merak ettim. İşe giderken aradım servisteyken. Dedim ki, hani ne yapıyorsun, ne diyorsun, bugün hiç arayıp sormadın dedim. Başım ağrıyordu, yattım dedi. Hatta yine yatacağım dedi bana. Hatta yanımda annem de vardı biz konuşurken. Ben de dedim o zaman dedim hani bu kadar baş ağrısı çekilmez. O zaman haftaya 4-12'ye gideceğim. Ona göre hani şey yaptı randevu al. Gelir ben bu çocuklara bakarım gidersin dedim doktora. Siz Seda'nın evden kaçtığını ya da evden ayrıldığını ne zaman nasıl öğrendiniz? Ben sabah 6.30-7 civarı eniştem aradı öylelikle öğrendim. Ne tepki verdiniz? Enişteniz sizi sabaha karşı arıyor. Şaşırdım yani çünkü beklemedim. Hani dalga geçiyor falan düşündüm başta. Hatta öğleden sonra gittim kaybolduğunda hani yanına eniştemi. Peki sizi defalarca... buyurun Mehmet Bey. Öncelikle merhaba. Merhaba. Hanife Hanım merhaba. Merhaba. Sana bir şey sorabilir miyim? Ben İlyas'ın abisiyim. Buyurun.
bizim gelinle, kardeşimle aranızda yazıştıklarınız, diyorsun ki bak yazmışsın, evden kaçacağımı amcana söyledin mi? O da diyor ki hayır söylemedim, sen söyledin mi diye yazıyorsun. Yani bunu... Evet, bakın ben onu defalarca söyledim. Evet. Karakola da gittiğimde söyledim. Evet. Oradaki konuşmamız tamamıyla oyunla alakalı. Oyundan biz mahalleden ayrılıyoruz demiyoruz, hadi ben kaçtım diye konuşuruz. Bununla şu oyunu anlatır mısınız? Nasıl orada iletişim kuruyorsunuz? Bakın bu çiftlik oyunu, haydi çiftlik oyunu, herkes biliyor bunu. Yok biz bilmiyoruz. Hayır ben de bilmiyorum, anlatırsanız seviniriz. Tamam bakın bu bir çiftlik oyunu. Burada mahalle oluyor. İstediğin mahalleye girebiliyorsun. Orada hani onu bunu isteyebiliyorsun. Sohbet de ettiğin oluyor. Ama teke tek bir sohbetlik yok orada. Sen ne yazıyorsan herkes orada mahallede kim varsa görüyor zaten. Peki Mehmet Bey'in sorduğu bu. Kaçacağını amcana söyledin söyledim, mi? Evet. Yazışmasını evet. Nasıl açıklayacaksınız? Bakın o tamamıyla mahalleden ayrılmak. O mahalleden sıkılınca başka bir mahalleye geçebiliyoruz ya. Oyunda mı? Konuşuyoruz. Evet, oyunla alakalı bir kaçmak yani. Peki çok özür dilerim. Oyunda bir mahalleden öbür mahalleye geçerken amcanız mı var oyunun içinde? Ya onu da biz oyunda tanıştık. Hani biz nereye gidersek bizle beraber geliyordu yani. Birbirimize yardımcı da oluyoruz. Kim o amca? Kim yardımcı olan? Ahmet Bey işte amca dediğimiz yani. Yaşı bizden büyük olduğu için amca diye hitap ediyoruz kendisine. Amcaya mı söylüyorsunuz kaçacağız diye? Ya şu çiftlik oyununu oynayanlar ne olur bize mesaj atsınlar, bilgili olanlar. O amcanın ismi ne? Ahmet Çetinbaş mı ne? Ahmet Çetinbaş. Verdim yani bunun hesabını falan verdim. İsterseniz ulaşın. Abdullah Bey kim? Abdullah Ateş. O da oyunda Abdullah tanışmış. Bey, evet o da oyunda tanışmış ama ben onların mahallesinde kısa bir süre durmuştum. Ama teyzem onu orada bir daha mahallede kalmıştı. Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Buyurun sorun. Abdullah Bey'le bayağı uzun bir süre mesajlaşmışsınız, telefonda görüşme yapmışsınız. Ben mi? Evet, sen, Seda, bir arkadaşınız daha var, üçünüz birlikte. Ben Abdullah Bey'le hiçbir şekilde görüşme yapmadım. Evet. Teyzem kaybolduktan sonra numarasını Mümine Hanım'dan aldım, öylelikle ulaştım kendisine. Bakın hanımefendi, ben bazı bilgilere sahibim, tamam mı? Tamam, ne bilgiye sahipsen. Ben Abdullah'la da konuştum. Eminim. Ben Abdullah'la da kendisiyle de konuştum. İsterse de bağlanabilir. Bağlanacağından da eminim. Tamam mı? Tamam. Sen bazı şeyleri saklıyorsun. Bak beni çok yoruyorsun. Gel bunu açıkla. Nerede olduğunu bize söyle. En iyi siz bilirsiniz. Arkasında bu iki kadar tane çocuk var. Esra Hanım, arkasında iki tane çocuk var. Çocuklar ne o çocuklar güle güle bir yemek yiyor ne ben yiyebiliyorum. Şimdi Hanife Hanım'a şunu da söylemek istiyorum. Hanife Hanım, sence evet. Teyzeniz oluyor Seda. Teyzenizin evet. Gecenin 2:30'unda pijamalı, kapalı bir hanımefendiyken üzerine hiçbir şey almadan terliklerle telefonla konuşarak sokağa inmesi normal bir davranış mı? Yani normal bir davranış değil. Ben de kamerayı görünce şaşırdım. Ama normal bir şekilde gidiyor kamerada da yani. Normal bir şekilde gidebilir ama gecenin ikisinde pijamayla sokağa iner mi bir insan? Onu bilemem. Ama hiçbir şekilde diyorum bak son zamanlarda zaten biz doğru düzgün konuşmuyorduk. Nasıl konuşmuyorsun? 23:43'te en son sen görüşüyorsun. Evet. Öncesi de var Esra Hanım. Önceki konuşmaların yani. Mesajlaşmaları da var. Sabahtan peki, akşama kadar siz iletişim halindesiniz teyzenizle. Evet tamam konuşuyoruz. Size telefonda bu görüşmeyi yaptıktan sonra oyuna girdiniz mi siz de o gece oyun oynadınız mı? Hayır girmedim. Bir de 15 dakikalık yürüme mesafesindesiniz. Ben sonra doğru düzgün oyun oynamamaya başlamıştım zaten. Niye? Neden bu oyunu hani bu kadar meraklısınız ve neden terk etmek istediniz? Birden terk etmedim. İşe gittiğim için doğru düzgün oynayamıyordum. Ha ne değişti ki? Eskiden de işe gidiyordunuz. Eskiden işe gitmiyorum. Ben 3 aydır işe gidiyordum. 3 ay oldu ben başlayalım. 3 ay oldu. İlyas bir şey soracaktı. Şimdi size bir şey soramayın Hanif abla. Sor. Bak sen ben az buçuk biliyorsun. 2017 tanıştık biz seninle. Yani sen benim nasıl birisi olduğumu da biliyorsun az buçuk. Evet. Yani ben Seda'nın hattı benim üzerime olduğu için dokümanla takip etmeye başladım. Evet takip ettim. Bizim konuştuklarımızı sen de duyuyordun enişte. Biz ayrı bir şekilde konuşmadık ki. Aynen. Biz Seda'la şimdi, konuşurken sen de yok muydun? Benim demek istediğim şu. Tamam mı? Yani ben 2018'in 11. ayının dökümüne bakıyorum. Gece 2:20 geceye kadar evet. Sizin hem konuşmanız hem meşaz var. Şimdi ben normalde 11:30'da en geç 12'de yatan bir insanım. Şimdi
Şunu demek istiyorum. Yani benim eşim evli, sen evlisin. Gece 2:30'a kadar iki bayan yani... Yani anlamadım ya aranızda... Bir oyunda birine şunu sormak istiyor aslında. Aranızda yani... Hanife Hanım bir oyunda birine amca diyebiliyorsunuz. Yani evet, yaşamınızda normal hayatınızın içerisinde bir kişi gibi hitap edebiliyorsunuz ve amcayla iletişime geçebiliyorsunuz. Ya da kaçmak için amcaya haber veriyor. Diyor ki evli bir kadının hiç tanımadığı oyun dahi olsa size göre normal midir bu? Bakın herkesin şeyi kendinedir. Ben yazıyorum diye teyzem çıkıp yazacak diye bir şey yok. Evet benim Instagram hesabımda var. Ben polis karakoluna da söyledim. Amca dediğim insanla dedim mesajlarımı okuyabilirsiniz dedim. Hepsi burada duruyor dedim. Avukat hanım, kardeşim gelinin kaybolduğu gece gidiyor bunların evine. Yok, sormaya gidiyor yani bir haber sonraki gelişme var mı diye. Sonraki gün bak çok önemli burası. Bir saniye anlatın burayı. Bu. Bunlar diyorlar ki işte bizim evimizi bastı. Muhtara gidiyorlar. Diyorlar ki İlyas böyle böyle geldi bizim evimizi bastı. Karakola gidiyorlar şikayetçi oluyorlar bundan. Doğru mu Hanife Hanım? Ben şikayetçi olmadım. Sadece dedim ki gece ama ben sizin, evde tek başımayım dedim. Hanife Hanım sizin bu adama sizin yardımcı olmanız lazım. Sizin bir canınız bir kanınız kaybolmuş. Bir kardeşiniz kaybolmuş. Neden? Bakın. Yani işte hep birlikte arayalım. Nerede olduğunu bulalım. Neden demiyorsunuz da muhtara gidip de karakola götürüyorsunuz. Şikayetçi oluyorsunuz. Hani ben muhtarla beraber karakola gitmedim. Tek kendim gittim. Dedim, ha kendin gitmiş ha ailen gitmiş ne fark eder ki? Ben merak ediyorum niye şikayetçi olduğunu. Evet. Ben şikayetçi oldum. Ufacık bir şey duyuyor geliyor bana onu söylüyor bunu söylüyor. Ben de bütün ifadelerimi zaten dedim polise verdim dedim. Ama bütün olup bildiğini sen biliyorsun. Biraz önce şu cümleyi kurdunuz. Ben evde tek yaşayan bir kadınım dediniz değil mi? Tek yaşayan demedim. O gün benim eşim çocuklarla beraber abimin yanına gitmişti Çardağ'a. Evet. Ben de o gece evdeydim. Gece işe gidecektim. Hı hı. Onlar da eniştem yanına iki adam almış gelmiş eve. Evet. O yüzden ben de korktum. Niye hani geliyorsan ararsın ben geliyorum. Hani bir şey var mı yok mu? Ben zaten bir şey duyduğumda söylüyorum. Şimdi ablacığım ben de sana şunu sorabilir miyim? Yani internette tanımadığınız insanlarla yazışıp görüşme yapabiliyorsunuz ama enişteniz, karısı kaçmış, sizin teyzeniz, siz bu konuda şikayetçi oluyorsunuz. Acaba bu konunun içinde yer almaktan ya da bazı şeylerin ortaya çıkmasından rahatsız oluyor olabilir misiniz? Gündüz bile insan akrabasını bilemedin 2-3 kez arar. 15 dakikalık yürüme mesafesindeki bir kişiyle akrabanızla 20-30 kez haberleşme olur mu? Şimdi ablacığım ben sana bir şey söyleyeyim Hanife abla. Söyle şimdi enişte. Sen beni biliyorsun tamam mı? Tanıyorsun az buçuk. Nasıl sen oldu? Sen de beni tanıyorsun enişte. Bak şimdi madem sen ben seni tanıyorsam. Evet. Ben senin evine gelsem bile, tamam mı? Geldim, bir kere geldim. Sen diyorsun birkaç kere rahatsız etti. Ben senin cep telefonunu arıyordum. Abla dedi, evet. Bir haber var mı diyor soruyordum. Sen diyorsun birkaç kere eve geldim. Ben bir kere geldim, 3 gün sonra evine. Tamam sen, bir kere geldim, ben tamam, de birkaç hayır. Sefer geldi demedim zaten. Tamam, ben sana şunu demek istiyorum. Yani sen benim huyumu bildiğin halde, sen beni gidiyorsun muhtara şikayet ediyorsun. Evde tek de olsam... Ben muhtara seni bak, şikayet ben, etmedim enişte. Hayır, senin aranışlarına göre söyledim. Tamam mı? Ben şu anda tek de evine gelsem, ben senin bir abiyim veya enişteyim. Sen benim huyumu bilsen... Bildiğin halde gidiyor. Sen gelmiyorsun enişte kaç kişiyle birden geldin benim evime. Ablacığım benim yanımda iki arkadaşım vardı. Biri arabadaydı zaten. Evet. Onların ikisini de sen tanıyorsun arkadaşlarımı zaten. Nasıl bir tamam, şey olduğunu. Tamam kendin gelebilirsin enişte. Bak benim arabam yok. Ben okuyor. Benim arabam yok. Ben seni arasam desem ki Hanife ben size geleceğim desem. Zaten Seda sendeyse. Ben 15 dakikada... Hanife Hanım şunu diyebilirsiniz, ya, şu hayır, anda müsait değilim, yarın akşam gel yardımcı olacağım diyebilirsiniz. Ama şikayet etmek apayrı bir yani tarz. Benim amacım şu, avukat Seda sende olsa bu bayan şey, bize hiç yardımcı olmuyor bu konuda. Tamam mı? Seda sende olsa bile saklıyor. Hiçbir şekilde bize yardımcı olmuyor yani. Hayır teyzeniz kaybolacak. Aynen öyle ya, evet. Ya eniştenin evinde yatar kalkarsın ya. O çocuklar ortada perişan mı, aç mı, ben bir de şunu demek istiyorum. Mi? Bir de şunu demek istiyorum. Ben sizi o zaman aradım. Tamam mı Hanife abla? Evet. Seni de aradım. Annemi de aradım. Peki evet. Neden 3 gün sonra benim yanıma geldiniz? Bana Ben 3 gün sonra gelmedim. O gün öğlende Mustafa ile beraber geldim. Eşimle birlikte geldim. Tamam onu biliyorum. Hemen ayak evet. Üstünde durdunuz, gittiniz. Tamam. Peki 3 gün bile, sonra. Bile bak şunu, şunu söyleyeyim. Tamam şunu da söyleyeyim ben size. Tamam 3 gün sonra da geldiniz. O gün de geldiniz sen tek. Evet ben geldim o gün yani. Tamam şunu diyebiliriz. O gün mesela siz gece işe gitmediniz. Hatta seni aradım ya abla işte misin? Yok sabah vardiyasına gideceğim dedin. Evet sabah vardiyasına gideceğim. Bana o gün diyebilirsin. İlyas sen bu çocuklar aldı gel. Ben bir bakayım bu gece. Yıkanını duyuyorum.
Peki o ben... değil, siz teyzesi kaçtı dediğinizde ne tepki verdi? Bir şey demedi, şaşırdı sadece. Aa dedi, gerçek mi enişte dedi. Şaşırdım yani. Aynen. Daha çünkü önce ben İstanbul'a, bak, ben İstanbul'a gideceğim hayır, zaman... Ama şunu nasıl şaşırdı? Yani ben, aa gerçek mi dedi başkan? Ben şunu demek istiyorum sadece buna. Ben İstanbul'a abimin düğününe gidecek oğlumla, eşimi götürecek oğlumla. Evet. Dedi ki, çocukları götürmeyin, ezilmesin yollar. Ben biz bakarım dedim. Yolları kalmayacaktık. Yani benim çocuklarım iki gün, üç gün bakacak insan, benim eşim kayıp, bana demiyor ki yani o gece işe de gitmiyor, annesi de gitmiyor. Yani başkasının yanına bıraktım, ben eski çalıştığım iş yerine bıraktım, yaşlı teyzeye. Enişte ben sana dedim ki, çocuklarımı sormakla. Çocuklar nerede dedim, sen ne dedin? Ya tamam konu o değil, konu Seda. Şu anda 14 Şubat tarihinden beri Seda Alkan nerede? Asıl bunu konuşalım. İnternet tamam. Üzerinden görüşme yaptığı kişilerde ve bir telefon numarası var. O telefon numarası da Konya Karaman'da yaşayan güvenlik görevlisi Abdullah Ateş'e ait. Aynı zamanda hem Hanife Avcı'nın hem de Seda Alkan'ın bu çiftlik oyunundan arkadaşları. Abdullah Bey. Alo. Duyuyor musunuz beni? Evet. Seda Hanım'la ilişkiniz, arkadaşlığınızın boyutu nedir? Çok bir boyutu yok zaten. Normal sıradan bir arkadaşım da. Oyun arkadaşı sadece. İnternet üzeri, yani nasıl görüşürdünüz kendisiyle? Kendisiyle ilk başlarda zaten ilk tanıştığımızda oyundan konuşmaya başlamıştık. Sonra? Sonra böyle dertlerini falan paylaşmaya başlayınca orada mahalledeki herkes görüyordu. Hı hı. Dertleri sonra, neler? Efendim? Dertleri neler paylaşıyor ya oyun arkadaşınızın? Ya mesela eşiyle ilgili, ondan sonra ne diyeyim sana normal yaşantıyla ilgili, ondan sonra olsun çocuklarla ilgili. Zaten uzun süreli böyle 40 dakikalık, 50 dakikalık telefon görüşmeleri var. Yani siz aslında Seda ile oyun arkadaşının dışında aynı zamanda anladığım kadarıyla dert ortağı olmuşsunuz. Seda ile ilgili hiç eşinin bilmediği şeyleri siz biliyorsunuz, doğru mu? Evet doğru. Anlatırdı sürekli çünkü. Hattan ayrılmayın Abdullah Bey. İletişim kuracağız sizinle. Bir reklama gitmem lazım. Bu arada sevgili seyirciler, Seda Alkan'ı tanıyanlar, görenler, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Bir tarafta biraz sonra bir konuğum var. 4,5 aylık bebeğini alıkoyan eşi ve eşinin ailesi. Ailesine gözyaşları içerisinde seslenen. Daha aslında şöyle söyleyeyim. Daha göğsünde süt olan bir anne olacak. 20 Şubat tarihinden beri çocuğunu göremiyor. Arif ve Emine bugün DNA testinin sonucunu açıklayacağız onlarla alakalı. 4,5 aydır kayıp Kübra ile ilgili hafta sonu önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda Antalya'dayız. Caner. Evet Esra Hanım, 5 Kasım'dan beri kendisinden haber alınmayan Kübra Yaşar'la ilgili hafta sonu çok önemli bir gelişme oldu. Biz apar topar babasıyla birlikte Antalya'ya geldik. Reklamlardan sonra çok önemli açıklamalarda bulunacağız Esra Hanım. Yani Kübra'nın gidişinin altında Alaaddin'in parmağı ve düzeni ne kadar çok, bunu da konuşacağız. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. İki buçuk yaşında bir oğlumuz var. Oğlumu göremiyorum. Çok canım yanıyor. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Günler sonra Esra Erol'da karşı karşıya geldiler. Çocuğum dediğinde çocuk senden mi de çocuk arıyorsun sen dedi. Çocuğumu DNA'sını istiyorum. Şimdi DNA sonucunu bekliyorlar. Çocuğuna DNA istiyorsan yaptırsın. Küçük çocuğun babası Arif mi yoksa değil mi? Son sözü DNA testinin sonucu söyleyecek. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak. Şimdi Esra Erol'da. Son dakika. Alaaddin, Kübra'yı kaçırmış olabilir mi? 4,5 aydır beraber saklanıyor olabilirler mi? Hayır, öyle bir şey yok. Ben diyorum ki bulunsunlar bir an önce. Kahları duyulsun, düğünleri edilsin. Asla evlilik dili yok onlara. 4,5 aydır kayıp olan Kübra'yla ilgili çok gelişme. Kübra Yaşar'dan 4,5 aydır haber alamıyordu. Cuma günü yayınımızdan sonra çok önemli bir gelişme oldu. Hiç vakit kaybetmeden Antalya'ya gidiyoruz. Esra Erol'da ekibi apar topar neden Antalya'ya gitti? Antalya'dan canlı yayın şimdi Esra Erol'da. Thank you.
görüntüleri de verelim. 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece saat 2.30'da evden pijamalarıyla ayrılan Seda Alkan'dan şu tarihe kadar herhangi bir ses yok. Eşi ve kayınbiraderi burada. Eşini arıyor, çocuklarının annesini görenler, tanıyanlar, bilenler bize ulaşsınlar. Hanımefendinin bir internette çiftlik oyunu oynadığı, o oyunda tanıştığı Abdullah Ateş isminde biri var. Onunla da yapmış olduğu görüşmeler var. Abdullah Ateş telefon attığında, Abdullah Bey. Duyuyorsunuz beni. Evet. Şimdi öncelikle internet oyununda tanıştınız. Hanımefendiyle evet. Nasıl iletişim kurduğunuzu tekrarlar mısınız? Aynı o mahallede sohbet yeri var. Evet. Aynı o sohbet yerinden normal konuşmaya başlamıştık zaten. Sonra? Sonra numara sordu. Ben de numarayı verdim. Evet. İlk başlarda evden aramıştı. Sonra güvenmeye başlayaraktan normal arama yapmaya başlamıştı artık. Size güvendikten sonra mı normal arama yapmaya başladı? Evet, evet aynen. Yani niye? Siz onun yani size güvenmesi için sanırım mesai harcadınız. Yok, hayır. Ya o güveni nasıl sağladınız? Numarayı Seda mı istedi, sizden siz mi onun numarasını istediniz? Yok, ben verdim. Siz verdiniz. Niye verdiniz? Evet. Ya normal orada konuşunca herkes görüyordu konuşmaları, o yüzden. Özel görüşmelere mi başladınız? Evet. Size nasıl güven duydu? Vallahi onu bilmiyorum işte, normal konuşmalarımdan olsa gerek yani, oradaki yazdıklarımdan. Kaç aydır arkadaşsınız Seda Alkan'la? Şu kaybolduktan sonrayı da hesap edersek 2 veya 2,5 aydır. 2-2,5 aylık bir arkadaşlığınız var. Evet. Kaybolduktan sonra derken, kaybolduktan sonra görüştünüz mü kendisiyle? Hayır, görüşme yapamadım. Beni ne aradı ne sordu. Bilmiyorum yani. Ama cep telefonu yanında. Peki 14... Cep telefonun yanında olduğunu duymuştum. Kimden duydunuz? İlyas abiden duydum, eşinden. Eşinden. Eşini tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Size eşini nasıl anlatırdı? Eşini nasıl anlatırdı? Normal nasıl söyleyeyim size? Anlatın. Günlük hayatlarından bahsederiz mesela. Eşiyle çok bir zaten konuşma şeyimiz olmuyordu eşi üzerinden. Sadece ufak tefek kavgalar olduğu zaman onları söylerdi. Ama biraz önce reklama giderken dediniz ki evliliğindeki sorunlarını benle paylaşırdı. Her şeyini bana anlatırdı dediniz. Evet. Ne anlatırdı i̇şte mesela? Anlamadım. Yani evliliğindeki sorunları nelerdi Seda'nın? Ya 3 yıl önce diye tahmin ediyorum, öyle söylemişti galiba. Hı hı. Bir çocuk aldırma olayı olmuş. Doğru mu? Evet, doğru. Evet. Ha, onun üzerinden çok mesela İlyas abiyle kavga ederlermiş. Yani soğuktum diyordu. Eşime karşı soğuktum. Sonra. Aynen. Kim aldırmak istemiş çocuğu? İlyas abinin aldırmak istediğini söyledi bana. Hı hı. O da aldırmak istemediğini söylemişti. Hani imza atmak zorunda kaldım dedi aldırmak için. Hı hı. Ama çok zoruma gitti dedi. Bir sonuçta bir çocuk dedi yani aldırılmak dedi. Hı hı. O zamandan beri de soğuk olduğunu söylüyordu. Başka ne problemleri vardı Seda'nın eşiyle? Başı çok ağrıyormuş, tedavi görüyormuş. Her şeyi anlattığına göre ondan da bahsetmiştir size. Neyden? Başı çok ağrıyormuş. Baş ağrıları varmış. Baş ağrısını. Rahatsız. Evet, baş ağrısını biliyorum, söylemişti. Abdullah Bey, biz hiç araya girmeyelim ya. Siz bir anlatın arkadaşınızla olan diyaloğunuzu. Nasıl yani? Yani mesela o gece siz Seda ile 14 Şubat gecesi evden ayrılmadan birkaç saat önce ne diye görüştünüz? Birkaç saat önce de biz en son saat tahminim edersem 8.30-9 o civarlarda. Evet. En son oyuna girmiştim, oyundan görüştük. Ne konuştunuz, hatırlıyor musunuz? Yok, sadece ne yapıyorsun, ne diyorsun, bu tarz şeylerdi. Hani böyle kaçacağına dair herhangi bir şey bilmiyordum. Ama telefon görüşmeniz de var. Telefon görüşmesi o gün sabahtı sadece. Telefon görüşmesi sabahtı ama akşam da internet üzerinden bir görüşme var.
Ben de diyorum hani saat 9.30-10 civarı. 8.30-9. Esra Hanım, o civarlarda falan bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Abdullah, merhaba kardeşim. Merhaba. Mehmet abim ben. Ha, Mehmet abi, buyur. Abdullah, bu konuyu biliyorsun bak, daha önce de senden konuştuk. Evet. Hiç bugüne kadar sana kırıcı bir kelime kullanmadım. Biliyorum. Bir ara demin dedin ki kolunda yanık izi vardı dedin. Sen bu kadının kolundaki yanık izini nereden biliyorsun? WhatsApp'a resmini atmıştı bana. Nasıl yapmıştı? WhatsApp'a resmini atmıştı. WhatsApp'tan sadece kolunu mu çekip atmış sana? Evet. Ne diye? Ya yandı diye gösterdi sadece. Ne zaman yanmış? Tamam, insan kolu yanar da yani kolunu çekip de atmaz ki yani. Bu sadece kolu bu şekilde mi göstermiş yani? Evet, ya sadece yanık izi vardı. Ne zaman yanmış kolu? Valla tam tarih olarak hatırlamıyorum ki. Hayır, sizin bu tanışıklığınız zaman içerisinde kolu yanmıştı. Aman ben de biliyor musun bugün başıma ne geldi? Kolumu da yaktım. Aa, ne oldu bakayım diye fotoğraf çekip mi attı? Yoksa yıllar öncesinde yanmıştı. Bak bu da benim yanık izim mi? Yok, dedi. Tanıştıktan sonra. Ne? Yemek yaparken tencerenin kenarına dokunduğunu söylemişti bana. Şimdi bak, benim söylediğim cümleyi mi söylüyorsun? Yok. Peki sana başka resim gönderdi mi? Yok abi, resim göndermedi hiç. Peki... Sence yanık izini mi gönderdi? Evet. Abicim, ben şu geceye gelebilir miyim? O gece siz 20.30 ya da 22 arası ne konuştunuz, evet, Seda ile? Ya mahalledeki şeydeki oyundaki bazı ürünler vardı. Ürünlerden verdi bana. Evet. Ondan sonra normal ne yapıyorsun ne diyorsun o tarz konuştuk. Ondan sonra da bitirdik zaten, fazla bu uzun konuşmadık. Kaç dakika konuştunuz? Vallahi hiç hatırlamıyorum ki. Hemen hemen yarım saat falandır. Bir sorunundan bahsetti mi size? O gün mü? Evet. O 30 evet, dakika. Evet, o gün eşiyle kavga ettiğini söylemişti. Evet, doğru. Evet. Ne diye kavga etmişler? Kavga sebebini tam olarak bilmiyorum da sadece İlyas abinin ne söyleyeyim, çocuğun birinde al git, ondan sonra da boşanma davasını aç dediğini söylemişti. Ondan sonra da hani ben dedim ne yapacaksın o zaman dedim. Hani ablasıyla olsun, abileriyle olsun araların bozuk olduğunu biliyordum, söylemişti bana. Abdullah. Efendim abi. Abdullah. Bir saniye Mehmet abicim, şunu bir merak ediyorum. O gece eşiyle kavgalı, eşi İlyas Bey, bunların hepsini tekrar soracağım İlyas Bey'e. Diyor ki çocuğun birinde al git diyor. Evet. Sonra? Sonra ben dedim ki hani ablalarınla aram bozuk, nereye gideceksin diye sordum. Ondan sonra neresiydi? Söyle bakayım. Adapazarı. Ha, Adapazarı'ndaki ablasının yanına gideceğini söyledi. Kim Adapazarı'ndaki ablası? Ablaların hiçbirini bilmiyorum ben. Adapazarı'ndaki Fatma Hanım var. Oraya gideceğini söyledi. Evet. Tamam. Başka ne konuştunuz? Yani hani sen ona şunu teklif ettin mi? Ya gidecek yerin yoksa gel ben sana şey yatacak, kalacak yer sağlarım dedin mi? Bu teklifte bulundun mu? Hayır, hiçbir şekilde o şeyle bulunmadım ben. Siz evli misiniz? Yok, ben bekarım. Çok önemli bir şey söylediniz. Siz şu görüntülere baktığında bu kadının başka biriyle kaçtığını mı düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şekilde bir şey bilmiyorum ki. Hayır, bakın az önce dediniz ki kaçacağına dair bir şey bana söylemedi. Şimdi herkes de izlediği zaman bir yorum yapar. Bana göre çok mutasip bir bayan kaçma şeyinde değil, çok şuursuz bir şekilde gidiyor. Siz ama bu görüntülerden kaçacağına dair şüphe oluşmuş sizde. Bence o gece size söylemiştir. Yok, bana kesinlikle hiçbir şekilde söylemedi. Ben bu olaydan bir veya iki gün sonra duydum kaçtığını. Ya şimdi ben kocamdan ayrılacağım, kocamla kavga ediyorum diyen bir kadın size dönüp der ki lanet olsun ya, ben artık gideceğim, bitti benim için, yeni bir hayata başlayacağım demiştir mutlaka. Yok, bana kesinlikle bir şey söylemedi. Hani gideceğine dair hiçbir şey bilmiyordum ben. Bak, gideceğinden bahsetmiyorum ama o gece yani sizle niye arkadaşlık yapıyor? Hiç tanımadı, onu yargılamayan insansınız değil mi? Her şeyde size anlatıyor. Evet. Doğru mu? Yani evet. Size dürüstçe şunu söyler. Ben de pılımı pırtımı toparlayıp gideceğim der. Ama işte söylemedi bana bir şey. Abdullah. Peki bu Abdullah Bey, özür dilerim. Efendim abi.
Bak Abdullah, doğruları söylemiyorsun. Sen bana kendini anlatmadın mı? Çocuğun birinde alıp sana geleceğim demedi mi sana? Sen bana böyle demedin mi? Bana geleceğim diye bir şey söylemedi abi. Abdullah, bak ufak çocuğu da alıp sana geleceğini söylemiş. Sen demişsin ya. Ben çocuğu kabul etmem. Sen demedin Abdullah bunu. Bak doğruları söylemiyorsun. Hayır abi, ne zaman söyledim ben bunu? Allah'ını söylesen. Peki sen hiç tanımadığın bir bayanla 40 dakika, yarım saat ne diye konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Abi sana dediğim gibi. Ben sana bunları hiç şimdiye kadar sormadım bak. Niye konuşuyorsun? Tanımadığın bir bayanla 40 dakika ne konuşuyorsun? Hanife'yi tanımıyorsun. Gece saat 2'de konuştunuz mu? İnternet üzerinden? Hayır. Hanife'yi tanıyor musun peki Abdullah? Hayır, onu hiç tanımıyorum. Çok fazla tanımıyorum. Peki sen tanımadığın bayanla ne konuşuyorsun? Yarım saat 40 dakika Seda ile Hanife ile ne konuşuyorsunuz? Abi arayıp bana anlatıyordu sadece. Dertlerini de anlatırdı. Bana derdini paylaşırdı sadece. Abdullah Beyciğim, sizinle dertleşen bir kadın size her şeyi söyler. Bunu söylemekten çekinmez. Eğer siz bir şey biliyorsanız lütfen söyleyin. Ya bir şey bilsem zaten söyleyeceğim. Olayın bu boyutuna gelmesini ben ister miyim? Allah'ını severseniz. Peki Hanife diyor ki Abdullah yalan konuşuyor diyormuş. Hanife Avcı yeğeni, bu 31 yaşındaki. Evet. Hangi konuda yalan söylüyor? Teyzem kaybolduktan sonra biz Abdullah Bey'in numarasını bulduk. Evet. Mümine Hanım'dan. Ondan sonra Abdullah Bey'le iletişime geçtiğimizde dedi ki eniştemle kavga ettiklerini, ondan sonra çocuğun birini alıp teyzemin yanına gidecekmiş. Adapazarı'nda, Sakarya'da. Oradan da seni boşanma davası açarım, senin yanına gelirim demiş. Abdullah Bey aynı bu şekilde söyledi bize. Yani Mehmet abinin söylediğiyle aynı. Evet, bize bu şekilde söyledi Abdullah Bey. Teyzem kaybolduktan sonra konuştuğumuzda Abdullah Bey'le. Yani oyun arkadaşı değil, aralarında bir duygusal ilişki olduğunu ima ediyor. Evet, ben hatta Abdullah Bey'e dedim ki bu kadar dedim, senin yanına gelecek kadar dedim aranızda ne yaşandı dedim. Bu senin yanına gelmeye cesaret ediyor dedim, madem böyle dedim. Ne cevap verdi Abdullah? Bilmiyorum ki, sadece dertleşiyorduk dedi. Abdullah. Efendim. Bakın Mehmet Bey de kayınbirader de kayıp Seda'nın yeğeni de diyor ki Abdullah'a, siz demişsiniz ki Seda teyzesine gidecek, ardından boşanıp benim yanıma gelecekti. Bir de bir şey daha dedi bana Esra Hanım. Dur, bir cevabı alabilir miyim Mehmet abicim? Onu da öğreneceğim tamam, şimdi. Tamam. Abdullah Bey cevaplayın lütfen. Benim ama gelmek değil. Ben sadece nasıl söyleyeyim? Benim ama gelmek diye bir şey yoktu yani ortalıkta. Ama boşanıp senin yanına geleceğim demiş size o gece. Tamam da benim yanıma gelmek için herhangi bir sebep yok ki. Tamam ama sen Abdullah bize öyle söyledin. Adapazarı'nda boşanma davası açarım, oradan senin yanına gelirim demiş sana. Tamam da bak şöyle bir durum var. Madem öyle demişim. Bu kadın boşanma davası açabilmek için kimliğini yanına almaz mı? Yorum yapmayın siz. Hanife Hanım'a bunu söylediniz mi söylemediniz mi Abdullah Bey? Hanife Hanım. Hanife Hanım'a siz telefon görüşmesinde Hanife Hanım'ın aktardıklarını söylediniz mi söylemediniz mi? Hanife Hanım yalan mı söylüyor? Bana daha öncesinden buraya gelmekten bahsetti. Çok öncesinden. O geceden bahsediyoruz biz. O gece değil, daha öncesinden söyledi tamam. bana. Çocuğu alıp yanınıza mı gelecekti? Çocukla falan alakalı bir şey yoktu. Sadece oraya gelsem orada iş bulabilir miyim Abdullah, diye söyledi bana. Abdullah yalan söyleme. Bana. Abdullah. Efendim? Bak yalan söyleme. Hatta bak ben abi, sana... Bak, yalan söylemek gibi bir şeyim yok benim. Bak dinle beni. Bak kardeşim beni dinle. Bak sana hala dur, kardeşim abi. Diyorum. Hanife bak. Hanım telefon görüşmesini anlatır mısınız tekrar? Yalanlıyor çünkü Abdullah Bey sizi. Abdullah Bey ile ben teyzem kaybolduktan sonra iletişime geçtiğimde Abdullah Bey dedi ki teyzemin yanına Adapazarı'na oraya giderim, boşanma davası açarım. Ondan sonra oradan senin yanına gelirim demiş ama hangi akşam hangi gün konuştuklarını bilmiyorum. Abdullah işte bakın daha öncesinden ben diyorum ki daha öncesinden söyledi ben oraya geldim iş bulabilir miyim diye. O iş bulabilir miyim falan laflarını söylemedin ama bize. Tamam o bana öyle söyledi zaten. O yüzden benim yanıma gelmekten bahsetti. Buraya gelmekten bahsetti. Ne zaman oldu bu görüşme? Bu görüşme olaydan belki 15 belki 20 gün önceydi. Ama o zaman çocuğu al da git evden demiş miydin sen İlyas? Hayır. O gece o kavga çıkıyor da çocuğu al git diyor İlyas. Yok zaten bu boşanma olayı onun daha öncesinden vardı. Yani Seda eşinden boşanmaya mı karar vermişti? Boşanma şeyini açamıyordu zaten o. Korkuyordu çünkü. Neden korkuyordu?
Çünkü İlyas abi demiş, hani İlyas abi başka bir kadın almaktan falan bahsetmiş, tamam mı? Ne demiş? Başka bir kadın almaktan bahsetmiş, hani bir tane daha alırım diye. Tamam. O da diyormuş ki, tamam o zaman beni boşa, onu al, kimi alacaksan diye. Hı hı. O da İlyas abi öldürürüm de seni boşamam, seni boşamak için mi aldım ben demiş. Şimdi İlyas, İlyas'tan, Seda İlyas'tan boşanmaktan korkuyor değil mi? Evet. Korkma sebebi de İlyas'ın başka birini alırım demesi. Yok, seni öldürürüm de başkasını yine de boşamam demiş. Hayır ama biraz önce başka bir şey söyledin ya. İlyas demiş ki başka bir kadın alırım demiş. Evet, tamam, doğru. Tamam. Seni de öldürürüm, seni boşamam demiş. Evet. Kuma mı istemiş İlyas? Evet. Öyle söyledi yani bana Seda. Ne zaman Abdullah, söyledi bunu? Konuyu sapıtma. Konuyu sapıtma. Hangi devirde? Doğruları anlat. Şu anda ben şunu söylemiştim. Hangi devirde yaşıyoruz ki bugün kuma? Bırak kumayı. Yani şu anki gelinler, eşim de olsa dahil, benim eşim annesiyle bile oturmazdı. Bırak kumanın, ne abi ne kayınpeder istiyorlar yani bir evde. Bırak kumayı yani. Abdullah Bey, şey, son kez şunu soracağım. Köşe başında bu kadının buluştuğu kişi siz misiniz? Arayan. Hayır. Bak Abdullah, iyi düşün o geceyi. Görüntülere de bak. Bak. O gece o kadını evden çıkartan, telefonla yönlendiren bir kişi var. Köşeden kişi çıkıyor. Esra Hanım, köşeden çıkıyor bak. Evet, beyaz gömlekli. Abdullah. Efendim? O gece telefon 2'de bu kadını evden çıkartan, pijamalarıyla evden çıkartan kişi. Evet. Sen değilsen kim? Kim olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Ya o zaman hani sensin. Kiminle konuşuyor? Tehdit edilmiş olabilir mi? Bir şansım yok. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Benim oraya gelmek gibi bir şansım zaten yok. Özel hayatıyla tehdit edilmiş olabilir mi? Resimleriyle ya da özel hayatıyla. Eşine söylerim ya da bir takım resimleriyle tehdit edilmiş ne olabilir bileyim, mi? Ne bileyim, hani mahrem fotoğraflarını filan. Herhangi bir fotoğrafı yok bende zaten. Hiçbir şekilde fotoğrafı yok. Yalan söyleme oğlum. Daha biraz önce yanık kolu var dedin ya. Ya kendine dair, yani yüzünü gösteren bir şeye dair bir şey yok bende. Ya o kadar oyun oynayacaksınız, internette yapacaksınız, herkesin fotoğrafları orada olacak. Evet. Yüzünü gösteren fotoğraf yok. Abdullah, mantıklı konuş. Bakın şöyle bir şey var. Bana kendini gösterdiğinde sadece bu şey yaptı. WhatsApp profil resmini değiştirdi, kendi resmini koydu. Ondan sonra çevirdi geriye, çocukların resmini koydu. Ben o sadece o şekilde gördüm onu. Sana bir video göndermiş olabilir, mahrem bir fotoğraf göndermiş olabilir. Hayır, kesinlikle ne fotoğraf ne şey. O sadece o kolu yanlık olduğu şey var. Bir de dediğim gibi WhatsApp profil resmini değiştirdi, o şekilde gördüm ben. Vallahi Seda'nın üzerinde eşinin bir miktar parası, biriktirilen bir para hesabında. Ve ev kendi üzerine. Seda hani kendi halinde bir kadın olabilir ama bir mal varlığı da var. Biz bu kadının mahrem görüntülerini birine aktardığı ya da aktarıldığı ve bunun üzerine tehdit edildiği için gece 2:30'da sokağa çıktığını düşünüyoruz Abdullah. Ama bende öyle bir şeyler yok yani. Ya da size hani, anlatır mıydı buradan... tehdit ediliyorum diye. Hani eşiyle ilgili sorunlarını anlatıyor ya, diğer arkadaşlarıyla da ilgili bir problemi var mıydı? Yoktu. Herhangi bir arkadaşının olduğunu bile bilmiyorum zaten. Şimdi telefon hattında Seda'nın ablasının eşi, hangi ablası bu? Telefona bir bağlayalım. İstanbul. Hem Abdullah Avcı'nın, Hanife Avcı'nın hem de Abdullah'ın yalan söylüyorlar diyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Esra Hanım, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba, siz Seda'nın ablasının eşisiniz. Evet, ben Nurcan ablasının eşim. Adım Abdullah Kılıcarslan. İstanbul'dan arıyorum. Tamam. Her iki insan da her şekilde yalan konuşuyorlar şu an. Şu an o konuşan Abdullah Ateş, Hanife Avcı'nın temminleme sözlerini beyan ediyor orada şu an. Siz doğruyu anlatın. Ben doğruyu anlatayım. Olay şudur ablacığım. Hanife Avcı... Bu Abdullah Ateş'le aynı oyunda Seda Halkan'ı tanıştırmışlar. Hanife tanıştırıyor. Evet, Hanife tanıştırıyor. Yalan konuşuyor tanıştırmadan diye. Evet. Ondan sonra tabi bu oyunda artık bunu İlyas da, benim bacanam da iyi biliyor. İlyas Seda Halkan'ın evine devamlı gidip Hanife ve annesi
İşte makyaj takımları, pantolonlar, sen illese layık değilsin, sen bu adamı bırakmalısın. Evet. Bu söylemlerde bulunuyorlar. Çünkü bu kadın, yani benim ağzım olan Seda'ya, haşa yani ben kendi eşim kadar güvenirim, kefil olurum, illese de kefil olurum. Neden diye soracak olursanız, bu insanlar 20 güne kadar çok mesut, bahtiyar bir insanlardır. Öyleydiler. Ve Hanife Avcı ve annesi bunların hayatına girdikten sonra bunların düzeni bozuldu. Düzeni bozuldu. Ben ne bunlar gibi düzenlerini bozdular? Yani Seda'nın hayatındaki rutinin dışına çıkardılar. Evet. Neden diye soracaksanız olursanız bu Hanife Avcı'lı Seda Alkan'a devamlı para istemeye geliyor. Devamlı para istiyor. Sürekli Seda'dan para istiyor. Niçin evet. istiyor bu paraları? Sorun kendisine. Hatta ise sorun neden istemiş? Hanife Hanım niye Seda'dan sürekli para istiyordunuz? Ne parası istemişim? O eniştem, eniştem Abdullah enişte ama İlyas eniştem kendisi bizden para istedi. Annemlerden dükkan açacaklarmış. Parası eksikmiş. Verebilir evet. misin abla hani varsa diye bize istedi. Ben hiçbir şey çok önceki olay ama. Çok önceki olay o. Son zamanlarda siz niye para istiyordunuz? Seda'dan para istemedin. Yalan konuşma Hanife. Şimdi... Bak ben şunu söyleyeyim. Demişim. Bir saniye. İlyas Hakan konuş. Sevgili bacanam konuş. Bir saniye. Ben para istiyordum da 2018. Ben bak, ne parası istemişim sizden? Bir saniye bak beni dinle. Ben sizden para istiyordum da 2000... İlyas şunu cevapla. Seda'dan Hanife para istiyor muydu istemiyor muydu? İstedi. Kaç kere istedi? Şimdi bu eşinden bir sonuna ev yaptıracaklar bununla bu sene. 6. ayda veya 5. ayda yalan söylemeyeyim orası. Ev yaptıracaklar. Benden annesi istedi. Hanife... İkisi ben beraberdi. Benim 5 milyar. Benim istediğimi söylüyorum. Bak bir saniye. Bak bir saniye. İkiniz beraberdi. 5 milyar para istediler. Bana eşim de daha önce zaten işaret etmişti. Hani verme alamayız paramızı geç alırız diye. Evet doğru. Ondan sonra ben de abla dedim yani benim param bankada dedim. Ne kadar faiz vereceksin dedim ben Maksut'tan. Ablam dedi ki benden mi faiz alacaksın dedi. Ablacığım ben madem vermeyeceksen o zaman dedim yani sen zaten işe gidiyorsun. Sigortalı işte çalışıyorsun. Madem 5 milyona ihtiyacım var, ben veremem o zaman. Git bankadan çek dedim. Ha ben bunlardan para istedim de ne zaman 2018'in belki de 4. 5. aylardı. Daha bundan kaç ay evvel olmuş. Ben o zaman dükkan alacağım. Ben şunu merak ediyorum. Ben mi istemişim bu parayı peki enişte? Efendim? Anlamadım. Ben mi istedim bu parayı? Annem ya, mi istedi? İkiniz zaten vardı senin demiyorum. Annen ve ikiniz zaten. Ama bak benim istediğimi ben sürekli sizden para istediğimi söylüyorsunuz. Sen niye Seda Hakan'dan 20 lira, 20 lira, 10 lira istemedin mi? Almadın mı? Küçük küçük paralar. Bunu herkes alır Allah aşkına. Yalan mı? Birbirinden herkes isteyebilir. Ben sürekli gidip de para isteyen bir insan değilim. Küçük küçük para istiyorum. Hanife küçük küçük ay 50 liraya ihtiyacım var. 20 liraya, 10 liraya, 100 liraya gibi... Küçük hayır, paralar istedin mi? Hayır o kadar istedim. Bir kere istedim 100 lira verdi. Taksidim vardı onu verdim. Daha sonra hatta getirdim verdim geri parayı. Seda'da hep para olur muydu? Evet Seda'da para olurdu teyzemde. Esra Hanım. Oya yapardı. Oya parası olurdu. Evet. Peki. Abdullah'la kim tanıştırdınız? Abdullah Bey'le bakın siz mi tanıştırdınız? Ben tanıştırmadım. Mümine Hanım tanıştırdı onları. Kim? Hayır yalan konuşuyor. Buyur. Ha. Yalan konuşmuyorum. İnkar etme. Bak burada inkar etme. Çok yalan konuşuyorsun burada. O insan da senin ağzınca orada ifade veriyor. Hani dediğini hiç de tanıştırmadım. Hayır. Hayır. O insan da orada senin ağzıyla ifade veriyor. Seda resim göndermiş de falan da filan. Esra Hanım bizim gelin böyle bir oyunları zaten bilmez yani. Herhalde canım bilmez, aynen kesinlikle öyle. Bilmez. Ben bilmeyeceğinden eminim kesinlikle yani. Bilmez. Şunu merak ediyorum. Hanife ile tanışana kadar telefon kullanmayı biliyor muydu Seda? Biliyor. Seda telefon kullanmayı biliyordu. Yani, hayır, telefon kullanmaktan kastım arama mesaj yazmaktan bahsetmiyorum. Yani detaylı application'lar indireyim, yok, oyunlar yok. Hayır, oynayayım. Hayır, kesinlikle. Bilmiyor. Hayır, hayır. Bilmiyor Esra Hanım, bilmiyor. Kesinlikle bana sadece Facebook'tan mesaj yazar. Ne yapıyorsun abi, nasılsın abi? Ben ameliyat falan oldum. Geçmiş peki. olsun abi falan diye bana o şekilde mesaj yazardı yani. Siz diyorsunuz ki Hanife tanıştırdı diyorsunuz Abdullah'la. Evet, evet. Önce Esra Hanım beni dinler misiniz? Dinliyorum. Ben bu aileyi iyi tanıyan bilenlerden biriyim. Bunlar evet. 9 kardeş. Evet. 4'ü bir anneden, 5'i bir beyefendiden. Yani 9 kardeşler bunlar. İkisi hayatı yok. Allah rahmet eylesin onlara da. Evet.
Şimdi bunlar, bunun annesi 2 ay önce de beni aradı. Beni aradı. Dedi ki kızımın dedi, eşiyle sorunları var. Biz kaba dağıtmak için sizin yanınıza geleceğiz dedi. Hanife'nin sorunları var eşiyle. Evet, evet, evet. Evet. Bunlar yani bu ev kayıt meseleleri varmış işte oradan ne olduysa bilmiyorum artık ayrıntılı. Hı hı. Ben de bunları tanıdığım bildiğim için eşime dedim kesinlikle olmaz. Ben 2 tane çocuk Hanife annesi İstanbul'da ben bunları biliyorum. Ben kabul etmedim. Ne yaparlar İstanbul'da? Bunlar ev dağıtıcı abla başka bir şey değil. Ev dağıtacaklar derken? Yani bunlar bacılarının yani kardeşlerin evini dağıtmak için geliyorlar insanların yanına. Huzursuzluk çıkartırlar. Evet, evet. Sorun Hanife Acılı'ya. Seda Alkan'a neden makyaj takımları götürmüş? Neden pantolonlar götürmüş? Ne neden zaman? İlyas sana layık demiş? Sorun ona. Hanife Hanım. Hanife evet, buyurun. Son cümlesini duydunuz mu? Tekrarlayın Abdullah. Duydum. Ben hiçbir şekilde ona pantolon getirmedim. Ben kendime sipariş verdiğimde teyzem de özendi. Enişteme dedi hani ben pantolon giyebilir miyim? En azından marum bir zamanlarda dedi. Evet. Teyze eniştem dedi ki kesinlikle dedi giyemezsin dedi. Bizim seninle anlaşmamız var dedi. Ben de teyzeme dedim ki sizin aranızda nasıl bir anlaşma var ben bilemem dedim. Ben giyerim. Ben giyerim diye o giyici. Sen neden gidiyorsun makyaj takımları götürüyorsun? Ben makyaj takımı götürmedim ona. Hanife ne şu cümleyi. Ne zaman makyaj yapmış teyzem? Hanife şu cümleyi kurdun mu teyzene? Hanife şu cümleyi kurdun mu? Sen İlyas'a layık değilsin. Daha iyilerine layıksın. Bak, hiçbir şekilde öyle bir şey kurmadım. Peki Abdullah Bey diyor ki Hanife ve annesi bir eve gelseler o yuvayı dağıtırlar. Huzur bozarlar. Evet. Kimin evine gitmişim? Kimin yuvasını dağıtmışım? Esra Hanım Fatma'yı da bağlayın. Fatma Hanım'ı da bağlayın. Adapazarı'nda evet. Bunun yanına da gelmek istediler. Fatma Hanım da kabul etmedi bunları. Hanife Hanım yorumunuzu merak ediyorum. Teyzeniz evden ayrılmış mıdır kendi rızasıyla? Bilmiyorum evden hangi şartla çıktığını bilmiyorum. Az önce telefonda ben yok. Konduramadım dediniz. Bu konduramadığınız şey teyzenize yakıştıramadığınız şey nedir? Ablacığım hani ne oldu öyle bir şey yapacağını tahmin etmediğim için yani. Hayır bu kızı bu benim bazılarıma bunlar tespit ettiler. Ya fotoğrafları var, ya resimleri var. Mecbur bıraktılar. Böyle bir insan değildi bu insan. Çocuklarına bağlı, şimdi, ailesine bağlı. Abdullah Bey. O numara insandı. Bir saniye. Ekip arkadaşlarım bu sabah biz daha yayına geldik. Yani program gündeminde yoktu. İlyas abiyi hemen aldık yayına. Daha oturduk evet. Masaya. Hikayeyi anlattılar. Görüntüyü izlettirdiklerinde. Bir kadın olarak ben kendi hissiyatım ve hiç kimseye kendi düşüncemizi söylemiyoruz. Sonra Hülya Hanım geldi aynı şeyi söyledi ekip arkadaşlarımızdan. Bu görüntü evden kaçmak isteyen ya da kaçma planı yapan bir kadına ait bir görüntü değil. Nedenini açıklayacağım size. Hanife ekrana bakıyor musun? Bakıyorum. Şimdi şu teyzenin evden çıkışını bir de sen yorumlasana. Ben dedim zaten bu normal bir şekilde evden telefon çıkmış. Telefon elindeki. Normal bir şekilde ya, evden çıkmış. Kaçmak için değil birisiyle 5-10 dakikalığına konuşmak amacıyla çıkılan gibi geldi bana. Peki o birisi kim olabilir Hanife? Bilmiyorum bakın ben Abdullah Bey'le bile konuştum. Haberim yok. Doğru söyle yalan konuşma. Bir saniye. Ben doğruyu söylüyorum benim çocuklarım da var bak doğruyu söylüyorum. Hanifeciğim benimle konuşmanı rica ediyorum. Bir daha tekrarla birisiyle 5-10 dakika konuşmak için evden çıkmış. Onun o görüntüsü bana onu ifade etti. Başı açık çıkar mı? 5-10 dakika gece biriyle buluşmak için evden çıktı mı hiç? Ama gecenin saat 2.30 Esra Hanım o arada. Daha öncesini bilemem ama daha önce... Şimdi de ablasını veriyorum telefona. Bakın ablasını Nurcan Hanım'ı da veriyorum. Bakın bir de onu bir dakika. Şunu Hanife'den öğrenmek istiyorum. Bak Hanife'nin yorumu benim için çok önemli. Gece yani bu saatte dışarı çıkmasının sebebi biriyle buluşmak için. Çünkü... Seda'nın elinde telefon var. Telefonda. Kimliği olmadığı için. Hayır kimliği olmadığı için bak gece 2.30 senin teyzen evet. Kapalı mı? Kapalı. Burada başı açık mı? Evet açık orada. Üzerinde herhangi bir pardüse, mont, bot bir şey yok. Var mı? Yok. Üzerindeki kıyafetlerin ne olduğunu anlayabiliyor musun? Altında eşofman tarzı bir şey var üstünde de kazak gibi bir şey var yani. Yani bir pijama tarzıyla çıkmış evet. Değil mi? Ve evet. 14 Şubat dediğin mevsim kış mevsimi ve soğuk. Evet. Bu kadar yani telaşla dışarı neden çıktı? Gece 2.30'da. Ben de bilmiyorum bunu neden çıktığını. Bizim konuşmamız o gece konuştuğumuzda söyledim. Başının ağrıdığını söyledi. Eniştemle tartıştığını dahi söylemedi bana.
Eniştemin yanına gittiğimizde eniştem söyledi. Bana şunu yorumlar mısın lütfen? Kimle buluşmuş olabilir? Görüştüğü özel biri var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla yoktu. Abdullah Avcı ile görüşüyor ama. Ama onunla görüştüğünü bilmiyordum ben. Nasıl evet, bilmiyorsunuz? Enişten diyor ki o tanıştırdı diyor. Ben tanıştırmadım onları. O benden önce o mahalleye gitti. Hangi? Bak ablacığım, çiftliği ilk başta kim oynuyordu? Evet, çiftliği ben oynuyorum. Benim eşim de oynar. Seda'yı, herkes oynuyor bunu. Seda'yı çiftlik oyununa kim soktu? Kendisi girdi. Hayır bak. Kendisi onu bilmez Esra Hanım. Kesinlikle bilmez. Şunu yalan merak söylüyor. Ediyorum. Ben çiftlik oynuyorum, tamam mı? Evet, ben çiftlik oynuyorum. Tamam, sen çiftlik oynuyorsun. Bana diyorsun ki, ay Esra bir oyun var çiftlik diye, gel oynayalım. Ben diyorum ki eğer bilmiyorsan bu oyunları, nerede kız, ne yapacağım, ne edeceğim, gel diyorsun, ben senin telefonuna indireyim tamam, diyorsun. Tamam gösterdim, evet gösterdim. Ama şunu da anlatırsın, bak oyunu böyle oynayacaksın, burada yazışmalar olur, burada böyle yapar, hem arkadaş çevren olur, hem dert ortağı bulursun kendine filan demen lazım. Dert ortağı falan bulursun demedim ben. Ama bulmuş zaten. Bulmuş ama ben mi derdini anlatıyorum? Esra Hanım bir de Ahmet Bey var, Ahmet Bey. Ahmet Bey kimin eşiymiş, bunu anlatsın bize. Buyurun. Ahmet Bey'le tanışan, konuşan bu kendisi. Evet, benim Instagram hesabımda var Ahmet Bey. Evet ama telefonunu falan da biliyorsundur. Bu adamı sen tanıyorsun kim olduğunu. Ben Ahmet amcayla kesinlikle hiçbir şekilde telefonla ne görüştüm ne Instagram'dan görüştüm. Sadece Instagram'da mesajlaşırdık. O zaman tanıyorsun demek ki. Instagram'da mesajlaşıyorsan tanıyorsun demek ki. Kaç yaşında Ahmet amca? Amcanın yaşı büyük olduğu için ben amca olarak hitap ediyorum. Kaç yaşında annem? 70 yaşında mı, 80 yaşında mı, 50 yaşında? 53 yaşında. Kaç? 53. 53 yaşında. Nerede yaşıyor bu Ahmet amca? İzmir'de. İzmir'de yaşıyor. Ne iş yapıyor Ahmet amca? Tam olarak ne iş yaptığını bilmiyorum ben. Emekli mi, evde mi, evli mi? Yok, çalışan. Evli, evet. Ne iş yapıyor? Ne iş yaptığını tam olarak bilmiyorum. Soyadını hatırlıyor musun? Ahmet Çetin Baş mı ne, öyle bir şey. Ahmet Çetin Çelik mi, öyle bir şey. Ahmet, tam hatırla bakayım bir, kafanı zorla. Ahmet Çetin Taş Çelik mi, öyle bir şey işte. Ahmet Çetin Taş Çelik mi, Ahmet Çetin Taş mı? Çelik de var. Ahmet Çetin Taş Çelik soyadı. İzmir'de yaşıyor, evet. Ahmet, ben 53 polise, yaşında. Polis karakoluna da söyledim. Ahmet Bey'le mesajlıklarım, Ahmet amcayla mesajlıklarımı da alın, bakın ne yazmışım, ne yazışmışım, okuyabilirsiniz dedim. Peki ben de mesajlar yazdım. Abdullah, o gece en son bu kadınla ne konuştun? Ben bir şey sorabilir miyim Hanife'ye? Tabii. Evet, sor. Soracağımı sorudu. Sen diyorsun yani şimdi... Ben bilmiyorum amca, hani diyorsun ya tanımıyorum diye. Amcayı ben bak şimdi öyle... beni dinle. Şimdi ben evet, senden ilk sorduğum zaman amca kim diye. İstersen evet, sen bana dedin ki ben sana numarasını bulup vereyim dedin. Ben de evet tamam dedim. Instagram'dan bulurum dedim. Bak şimdi. Mesaj atarım dedim. Verirse numarasını tamam, alır konuşursunuz. Tamam dedi. Şimdi tamam. Sen, ben sana söyledim tamam dedim. Sen de tamam dedin. Ben sana evet, iki gün sonra aradığımda amcanın numarasını bana verir misin dedim. Bilmiyorum evet, nereden bulayım dedim bana. Sen şimdi, evet ben polis karakoluna şimdi, gittim. Bir dakika. Polis karakoluna gittim. Böyle böyle dedim. Amcanın numarasını şeyini istiyor dedim. Tamam. Ona gerek duyulursa biz zaten isteriz dediler. O yüzden sana vermedim. Peki niye? Ben zaten numarası yok. Tamam mı? Ama sen mesajlaşan bir insanın numarasını istersen bulursun. Mesela sen benimle mesajlaşan... Şu an hayır. Ben şunu söylemek istiyorum. Sen benimle şimdi yani ama... Tanımasam bile mesela şey atıyorsun, bir şeyler yazıp yatıyorsun. Bana desen bana numaranı at desen ben numaramı atarım mesela. Veya sen de atarsın. Ben Mümine Hanım'ın da cevap hakkını kullanmasını istiyorum. Mümine'nin, Ahmet'in. Çünkü yani, Hanife Hanım telefon numarasını ondan almışsınız. Ben şunu bir o tanıştırdığını iddia ediyorsunuz siz. Bu beyanınızda arkasında mısınız? Soyadın emin mi? Bu beyanın arkasındayım. Çünkü Mümine abla ona kahve içmeye gelmişti bir hafta sonu. Evet. Teyzeme. Orada Abdullah Bey'le Mümine Hanım'ın telefonundan görüntülü konuşmuşlar. Mümine'nin soyadı ne? Sizin orada mı oturuyor Gönen'de? Gönen'de oturuyor ama soy ismini bilmiyorum ben. İyi tamam, Mümine'yle biz iletişim... Yüz yüze hiçbir şekilde ben konuşmadım Mümine Hanım'la. Peki, Hanım'da. Abdullah Avcı telefon attığında mı? Ateş, pardon. Evet. Açıkça şunu söyleyeyim.
2.30'da pijamalarıyla telefon yönlendirmesiyle bence kaygıyla yani bir şeyle sokağa çıkıyor bu kadın. Ya da o 5 dakikalık buluşmak için çıkıyor. Bu kadının kaybolmasının gidişinin arkasından sizlerle ilgili bilgiler çıkarsa çok pişman olursunuz. Ve burada yalan söylediğinizin hepsi ayyuka çıkar. Sizden ricam elinizi vicdanınıza koyun. Özellikle de Hanife siz, o sizin teyzeniz, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyormuş. Hanife hatırladığınız her şeyi bizimle lütfen paylaşın ve doğruları söylemek üzerine. Hanife her şeyi biliyor. Bütün sırrının hepsini biliyor Hanife Hanım. Saklıyor. Her şeyi biliyor. Yalan söylüyor. Hepsini biliyor. Kimle arada gittiğini de biliyor. Yaşıyorsa da biliyor Hanife. Öldüyse de biliyor. Her Hanife saklıyor. Biliyor. Yalan söylüyor. Ben de Hanife'nin her şeyi bildiğini düşünüyorum ama bazı şeylerden korktuğu için Hanife söylemekten Hanım çekindiğini düşünüyorum. Abdullah Ateş'ten beni duyuyor mu kurtuldum. Hanife Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Abdullah Ateş'ten zor kurtuldum. Kimle evet görüşüyorum? Alo. Buyurun. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben Abdullah Bey'le bir oyunda tanışmıştım. Ne oyunu bu? Çiftlik oyunu. Evet. Bu çiftlik oyunu üzerinden bir sohbetimiz olmuştu. Hı hı. Bu sohbetten ilerledi. Benden numaramı istedi. Hı hı. Ben vermek istemedim ilk başta ama o an boşluk anıma denk geldi. Yani zor bir durumdaydım. O anlar zor günler geçiriyordum. Evet. Ve verdim numaramı. Daha sonrasında biz bunu arkadaş gibi konuşuyorduk. Daha sonra Abdullah Bey bana duygusal anlamda duygular beslediğini söyledi. Evet. Daha sonrasında ben evliliğimde sorun yaşarsam da ben kocamı sevdiğimi söyledim ona. Hı hı. Daha sonrasında beni tehdit etmeye başladı. Nasıl tehdit ediyordu sizi? İşte eşini bulurum. Konuştuğumuzu söylerim. Ama hiçbir şekilde yani tehdit etse de o anlamda konuşmadığım için onunla korkmadım. Bu benim korkusuz olduğumu görünce o da korktu herhalde. Daha sonrasında bana yazmamaya başladı. Ne zaman oldu bu olay? Ya tam olarak hatırlamıyorum ama kış aylarıydı. Yani 2018 yılı içerisi mi? Evet, 2018'in sonu. 2018'in son ayları, Kasım hı-hı Aralık gibi. Aynen öyle. Abdullah Bey. Abdullah alo Bey, hanımefendiyi hatırladınız mı? Mümin abla değil mi? Mümin abla değil. Mümin ablayla görüşüyor musun sürekli? Hayır. Nasıl bu kadar Mümin abla diyorsun? Mümin abla daha önceden konuşuyordum. Hani uzun zamandır da konuşmuyorum. Seni Seda ile Mümin'e mi tanıştırdı? Yok. Hiç Mümin'in evinde buluştunuz mu? Hayır. İyi hatırla Abdullah. Sende şey var herhalde. B12 eksikliği var. Her şeyi unutuyorsun. Hı hı. Ya hayır, ben kimseyle buluşmadım ki, kimseyle de görüşmedim. Sen Mümin ablanı nereden tanıyorsun? Mümin ablayı oyundan tanıyorum. Sen Konya Karaman'dasın, o Bursa Gönen'di. Aynen. Ne kadardır arkadaşsınız Mümin'e ile? Mümin ablayla herhalde 4 aydır falan, 4-4,5 aydır. Hemen de abla can ciğer oldunuz, kanka oldunuz. Zaten öyleydi. Nasıl öyleydi? Evet. Abdullah, o gece sokağa evet sen çağırdın değil mi Seda'yı? Bakın benim buradan gelip de oraya Seda ile görüşmek gibi bir şansım yok zaten. Bu niye imkansız? Niye imkansız? Çünkü benim iş yerinden izin almam gerekiyor bunun için. Bir, ikincisi arada hemen bir ben İzmir'de askerlik yaptım. İzmir'e ben 13 saatte girdim buradan. Hani benim oraya gidip gelmem için hemen bir 13 saatten hesaplasak bile 26 saat yapar. Abdullah, bir gram doğruyu hiçbir şekilde söylemiyorsun. Bunun farkındasın değil mi? Telefondaki hanımefendiyi tehdit ettiniz mi? Pozisyonunuz kim aynı. Onunla da oyunda tanışmışsınız. Şu Mümine Hanım evet dediniz ya, aslında Mümine Hanım değil o telefondaki. Daha deminki evet hanımefendinin konuşmasını duydunuz mu? Evliydim yok dedi. Aynı şekilde Seda da evli. Yakın arkadaşmışsınız. Sırlarını paylaşmış. Seda ile de paylaştınız. Ve sonunda eşini tercih ettiği için tehdit etmeye başlamışsınız.
Kesinlikle yalan söylüyor. Ben niye? Kesinlikle. Ben böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım. E Seda ile yaptın işte. Ben Seda'yı tehdit etmedim ki. Siz bütün bayanların, karşı cinsel olanların hepsinin derdini mi dinlersiniz? Mesleğiniz psikolog mu? Hayır. Yani nasıl, aslında oyun arkadaşısınız. Ben Allah'a veremiyorum. Bak hanımefendi de size, sizde o gizemli olan şey ne? Neden size dertlerini anlatıyorlar? Onu gerçekten ben de bilmiyorum. Hep böyle şeyler bana denk geliyor. Niye? Kaç tane bilmiyorum ki. Nasıl denk geliyor, nasıl? Oyunda sürekli öyle denk geliyor. Sürekli evli kadınlar mı denk geliyor sana? Evet, şimdiye kadar zaten hiç şey denk gelmedi. Zaten ikisini tanıdım ben. Oyunu fazla da oynamıyorum zaten ben. Kimlerin ikisini tanıdın? Mümine ablayla Seda'yı tanıdım sadece. Tamam, Mümine ile Seda ortak. Mümine Hanım da söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Abdullah. Abdullah'la da iletişim kuracağız. Hocam son sözlerinizi alayım. Abdullah'ın bir başkasının derdini dinlemesi takdire şayan bir şey. Buna dert değil. Fakat bir hanımefendinin kolundaki yarayı görebilecek kadar derdini dinleyebiliyor ki demek ki gönlünü de açmış buna. Gönlündeki yarayı da keşfetmiş. Şu çıkışa da baktığımızda eğer en mahremiyle tehdit edilmediyse bu şekilde sokağa çıkmaz. Asla çıkmaz. Yani 2.30'da pijamalarıyla, terlikleriyle o kış soğuğunda dışarı çıkmaz. Yani böyle bir hanımefendinin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ben söyleyeyim. Benim eşim balkona bile yani böyle camdan bakmaya kalsa başı açık asla bakmaz. Abi ya bir şeyden çekindi yani bir şeyin pazarlığı için indi. Ben şunu söylüyorum bak. Ya da onu çağıran ben kişinin önceden, önemli bir kozu var. Ben evlendiğim sene şunu söylüyorum bak. Benimle yaşadığın sürece biriyle veya beni aldattığını duyarsam sana hiç sormadan direkt boşarım dedim. Bunu dedim. Yani bu telefonla konuşaldan beri büyük bir ihtimal kafaya taktı. Yani bu da Abdullah Bey tehdit ettiyse hani eşine de söylerim dediyse hani bana mesela, söylemeden kaçtı. Bunu yani, orada bekleyen birisi olmasa bu kadın bu şartlarda kolay kesinlikle gitmez. Yani ben gitmeyeceğine eminim. O bizim gelinimiz, benim kardeşim. Kardeşimin hanımı, o da benim kardeşim. Ben gitmeyeceğinden eminim. Ve şey yapsak olsa evde para var, parayı da götürür. Aynen, parayı evden alır, kaçıp pulu gitse, alır, kimliği evde alır, bir miktar alır, kardeşimin alır, parası falan var. Şu Seda'nın parayı da alıp gider, parasını gidelim da götürür. Bu arada evden bir iğne dahil almamış. Konya Karaman'da yaşıyor. Lütfen Seda'yı tanıyanlar, bilenler bize ulaşsınlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ihbarlarımız da geliyor. Gel İlyas'cığım. Telefonu da al. Unutma. Kerem. Şerife Yaşar geliyor. 17 yaşındaki kızım kaçtı ya da Alaaddin Atalay tarafından kaçırıldı iddiasıyla programımıza başvurmuştu. Önce Şerife abla bir gelsin. Dört buçuk aydır kayıp olan Kübra Yaşar nerede? Kızının hayatında 4 yıldır arkadaşlık ettiği bir isim var. Alaaddin Atalay diye geçiyor. Aliş Atalay deniyor yani, öyle biliniyor. Yine o mu götürdü bir yerlere, başına bir şey mi getirdi? Hayatından endişe ediyorum. Bilgin Atalay, Alaaddin'in annesi, çocuğu hakkındaki tüm iddiaları cevaplayacak. Siz Kübra'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilsem zaten daha önce bildiğim yerlerden getirip teslim ettim annesini babasını, savcılığı teslim ettim. Ve ben dedim ki gelin biz bunları everelim, bu nereye kadar gidecek böyle dedim. Annesi babası karşı geldi. Oğlumuz Alaaddin nerede? Ya oğlum Antalya'da ama... Kübra'nın gittiği gün gitti o da, niye o zamana kadar gitmedi Kübra'ya? Alaaddin Kübra'yı kaçırmış olabilir mi? 4,5 aydır beraber saklanıyor olabilirler mi? Hayır, öyle bir şey yok. Kübra 4 Kasım'da vermiş olduğu ifadede Alaaddin'le aramda hiçbir ilişki yoktur diye bir polise ifade veriyor. Hatta ondan kurtulmak istediğini söylüyor. Kübra benim oğlumu sevmese, birbirlerini sevmeseler kaç sefer kaçtı geldi. Senin oğlun tehdit ediyor olmasın? Ben kendim götürüp teslim ettim dedim. Nasıl teslim ettin? Şantajla teslim ettin mi? Benim oğlum niye tehdit etsin? Acaba niye, bir düşün. Sen kendin söylemedin mi? İlk gittiğinde o kanala çıkarsan ben de resimlerini yayınlarım onların diye. Ben
diyorum ki bulunsunlar bir an önce. Kârları duyulsun, düğünleri edilsin. Alaaddin yayına bağlanabilir mi? Bir arayın cep telefonunuzdan. Ben numarası yok, nereye arayayım? Nasıl, numarası yok mu? Oğlunuzun sizde numarası yok mu? Bilgin teyzeciğim, şu anda sıkıştığınız için soruları cevaplamıyorsunuz. Benim anladığım, yanlış anlamadım herhalde. Açıkça Alaaddin'le Kübra şu anda beraberler Antalya'da. Özellikle de bulunmamak için de telefon kullanmıyorlar. Aile Kübra'nın ve Alaaddin'in nerede olduğunu gayet iyi biliyor. Caner. Evet Esra Hanım, son dakika bir gelişmesi oldu. Anne Bilgin Hanım oğluyla görüştü. Oğlu ve Kübra Hanım şu an Antalya'dalar. Kübra'nın sesini evet. Duydun mu? Anne görüştü zaten. Bilgin Hanım görüştü kendisiyle de. Buradan Bilgin Hanım'a da sesleniyorum. Kübra lütfen yayına bağlansın. Annesi onun sesini duymak istiyor. Ben size yanımda dedim mi? Daha demin konuşmadın mı Yaşar abilerle sen? Ben bulunsun dedim. Yeter ki dedim, bulunsun dedim. Abla, bu numarayı kim verdi o zaman abla? O Alaaddin'in numarası dedim ben size, tamam, değil mi? Beraberler demedin mi sen? Beraberler demedim. Ben Alaaddin bağlanacak dedim bak. Alaaddin bağlanacak, benim yanımda değil kız diyecek dedim. Çağırsana muhtarı ya. Yayından önce kızı arayacağız. Yayına bağlanıp ben kendi irademle kaçtım diyecek demedi mi? Ya şimdi bak bir dakika demedim abi. Şimdi diyor ki ben demedim öyle bir şey. Yayına bağlatır, annesine konuştur bize. Caner. Şu anda Bilgin Hanım'ı ifadesine başvurmak için emniyete götürüyorlar. Evet Esra Hanım, şöyle bir şey de oldu. Alaaddin Bey ile görüşmüştü ve Kübra'nın yayına bağlanmasını söyledi kendisi ama az önce de kendisi bunları inkar etti. Alaaddin Bey'in babasıyla da görüştüm, Yaşar Bey'le. Yaşar Bey'den Alaaddin Bey'in numarasını aldım. Şu an arayabilirsin, Kübra ve Alaaddin yan yanalar, onlarla görüşebilirsin dediler. Ama ben Alaaddin Bey'i aradığım zaman da Alaaddin Bey devamlı telefonumu noya bastı Esra Hanım. Yayınımızdan önce annesi şu ifadeleri kullandı. Ailesinden imza alırsanız Alaaddin ve Kübra ortaya çıkacak diye de bir söylemi vardı. Asla ölmedik inşallah bugünden itibaren. Kızın ortaya çıkar. Sevgili seyirciler, cuma günü tam da bu cümleyle kapattık. Yani annesinin, Alaaddin Atalay'ın annesinin böyle hem çelişkili ifadeleri hem de aslında Alaaddin ve Kübra'nın beraber olduğunu ima eden cümlelerinden sonra gelişmeleri biraz önce aktardık. İnşallah Kübra bir an önce ortaya çıkar dedik. 4,5 aydır tam 5 Kasım tarihinden itibaren kızı Kübra Yaşar'dan haber alamayan bir anne stüdyomuzdaydı Şerife teyze. Şükürler olsun ki cumartesi günü o müjdeli haber geldi. 17 yaşındaki Kübra Yaşar bulundu. Mart cumartesi sabahı saat 10'da Antalya Kumluca'da polis merkezine giderek Kübra Yaşar ifadesini veriyor. İfadesi de enteresan Kübra'nın. Alaaddin Atalay ile birlikte kaçmadıklarını, kayıp olduğu süre içerisinde Esra isimli bir arkadaşının yanında olduğunu belirtiyor. Son 3-4 gündür de Berk isimli bir çocuk olduğunu, yanında olduğunu söylemiş. İfadelerini veriyor. Detaylarını da aktaracağım şimdi. Sonrasında sosyal hizmetler tarafından çocuk esirgeme kurumuna gönderiliyor. Ve asla aileme geri dönmek istemiyorum diyor Kübra Yaşar. Şu anda sosyal hizmetlerde kalıyor. Caner Antalya'dan babayla beraber bize aktaracakları var. Evet Esra Hanım, sosyal hizmetlerde şu an Kübra Yaşar. İlk önce aileye gitmek istemediğini belirtmişti ama babası Kübra Hanım'la görüştü. O görüşmeleri zaten Mehmet Bey birazdan anlatacak. O görüşmede şöyle bir şey dedi Kübra Hanım. Ben aileme tekrardan dönmek istiyorum diye bir kelime kullandı kendisi. Mehmet ya. Abi. Bu biz onu her seferinde böyle ifadeyi ona verdirtiyorlar. Bir de gördüm abi. Evet, ondan verdirtiyor onu. Ondan verdirtiyor bu şekilde. Babacığım gözün aydın, 4,5 ay sonra. Evet. Çok şükür olsun. Verelim mikrofonu babaya. Evet. Sağ ol Esra Hanım. Evet. Ben tutuyorum. Sağ ol Esra Hanım. Sağ ol. Neler görüştün Kübra ile Mehmet abi? Kübra ilk evveler korkmuş benden. Konuşmak istememiş. Hı hı. Şimdi benimle görüşünce korkuma söyledim öyle dedi. Hep de ondan tehdidini, ondan tehdit içerisinden konuşuyor o şeyleri. Elimde Atiye'nin verdiği onun verdiği Kübra'nın ifadesi o elimizde. Kübra'nın ifadeleri aldım. Hep onların tehdidini doldurmuşlar çocukları, çocuğa ne konuştularsa onlara hepsini anlatmışlar buraya.
Yani bu ifadeyi Alaaddin böyle söyledi? Ben Alaaddin böyle söylettiriyor. Kübra Yaşar polise verdiği ifadesinde zaten yönlendirmeyle veriyor. Zaten savcı da diyor, çok tecrübeli bir çocuk diyor bu diyor. Her çık gittiğinde çocuk böyle tecrübeli konuşuyor, kendini kurtarıyor, hep kurtarıyor. Beni 4 senedir bu çocuktan şikayetçiyim. Alaaddin bu çocuk Atalay'dan. Benim hayatımı mahvetti. Ben bu Alaaddin Atalay'dan bundan önce de savcılığa teslim ettim diye. O zaman da sabah kadar hepsi sabah kadar anlatmışlar. Şunu 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 söyleyeceğim diye. Çocuk bizi aldıktan sonra yurttan. Kızım dedim niye böyle bir şey yaptın? Niye yapıyorsun? Anne sabah annesi dedi çok ağladı, çok yalvardı. Bir tane oğlum var benim. Senin yüzünden hani hapise girmesin. Ben size hani ailen gönlünü alırım. Evlendiririm sizi diye hani böyle çocuğun önüne gitmiş. Sen evlenmek istiyor mu dedim bak. 15 yaşında o zaman lise 1'e gidiyordu. Anne ben dedim niye evlenelim? Şu yani çocuk gibi zaten. Ben dedi bu erken yaşımda niye evleneyim ki? Ben evlenmek istemiyorum ama onların yaşantısını özendiği için sen dedi benim gez pozmama izin vermiyor. Ben dedim bunu veremem, yapamam yani. Gece gündüz zaten sıkılıyorum. Gece asla veremem. Vallahi Kübra yine şey söyle babacığım. Esra Hanım. Esra Hanım çocuk diyor ben sizden korkuma gelemedim diyor. Telefonu da %100 o aldı elinden. Çocuk mecbur kaldı, eve dönemiyor. Mahsus geliyor, teslim ediyor oraya, kendisi teslim ediyor. Karakola çocuğa da mahsus bu şeyleri kendisi söylettiriyor bunları. Peki nerede kalmış bu 4,5 aydır? Ben bu çocuktan diyor, ben diyor kız arkadaşım vardı diyor. Onun evinde kaldım diyor. Yalan öyle bir şey yok. Kız arkadaşını bulsunlar, kimse göstersin 4,5 aydır kaldıysa gitsin. Annesi diyor ki, annesi barışalım diyor. Ben ölsem yine barışmam, ölsem. Annesi değil bir de Cumhurbaşkanı gelecek yine barışmam. Yok vallahi helal olsun yani kim yalvarırsa yalvarsın. Şimdi Kübra'nın... Esra Hanım bıktırdı bizi bu yani. 17 yaşında işte cumartesi sabah Antalya Kumluca'daki karakola gittiğindeki ifadesini de okuyacağım biraz sonra. Evet. Evet. Ben onunla kendimle görüştüm kızımla. Evet. Kızım mecbur kaldığımda öyle gittim diyor. Baktım diye eve dönemedim diyor. Sizden korkuma diyor. Sizi görünce sarıldı mı kızınız? Yapıyor. Bayağı onlar tehdit. Nasıl? Sarıldı tabii ya. Ağladı vere. Onlar babasına dayanamadı. Beni affedin ben bir hata yaptım dedi mi? Dedi. Beni diyor siz diyor pek salmıyorsunuz da dışarı ondan diyor. Kızım dedim evet. Akşam oldu mu eve gelsen. Ben bu. Sana yine bir şey demem dedim. Ben dedi telefonu dedi sattığım için dedi aldığı için dedi bir şey yapamadım dedi. Ben 2 lira telefonu yeni aldım. Dedim 2 tane de telefon alırım sana dedim. Kübra'nın elinden telefonunu kim almış? O çocuk aldı. %100 o çocuk söyle. O çocuk diyor, kim onu, ismini söyle. Ben diyor sevmediği için Alaaddin Atalay aldı. Mahsus söylüyor ben sattım parasını iş ettim diye. Ya o sattı attı. Telefon benim üzerime. Peki kızına sordun mu? Hani kızım 4,5 aydır ne yedin, ne içtin, nerede kaldın? Ben diyor işte o arkadaşı evinde kaldım diyor. İfadesinde fazla bir şey yapmadım galiba üstüne varmadım. Hayır şimdi 4,5 aydır senin yaşlarında sana bir arkadaşın varsa 4,5 aydır seni yok. Bedava yedirir içirir mi kaldırır mı kaldırmaz. Arkadaşı da yok tanıdığımız da yok bizim. Bu Esra ismi kişiyi tanıyor musun? Telefonu soy ismini söylesin o Esra'nın onun için o zaman. Sattım verdim diyor. Şimdi bak bu arkadaşı Esra yani polise verdiği ifadesi Esra isimli arkadaşımın yanında kaldım kalktım Antalya'ya gittim diyor değil mi? Evet. Önce 4 Kasım'ı hatırlatalım. Evet. 4 Kasım'daki ifadesinde evden kaçmadan bir gün önce ne demişti? Evet. Benim Alaaddin Atalay ile aramda bir bağ yok. Artık ismimin onunla anılmasını istemiyorum. Ailem bu durumdan çok muzdarip ve ailem çok üzülüyor. Alaaddin'le herhangi bir ilişkim yok dedi 4 Kasım'da. Bu ifadesinden de şüpheliyim. Onunla gittiğini yani şu anda bulunsa bile onunla olduğunu anlamamamız için. Tamam. Bu ifadesi 4 orada. 4 Kasım'da ne diyor? Evet. Alaaddin'le benim işim Esra yok Hanım. Diyor. Asla. Yani Esra şimdi Hanım. Yalan söylüyor orada. Ha baba. Esra Hanım bu her seferinde bu yalanları uyduruyor. Her seferinde ben arabamla kaza yaptım. Onun arabasına vurdum. Önüme kırdı. Ben arabama 3-4 milyar masraf ettim. Öyleyken daha
Ben diyor çocuğu diyor geçerken diyor yoldan aldım diyor arabayı öyle bindirdim diyor. Polis, polis dedi ki bana bir tutanak. Ben de çocuğu yakaladım. Arabanın içinde çocuğu yakaladım. Al dedim size şey. Verdim yakaladım. Deli 70 hastaneye teslim ettiler. Çocuk salıvermişler. Şimdi 4 yıl boyunca bu Alaaddin Atalay hayatınıza girdiğinizden beri kızınız 3 kere evden kaçıyor. Evet. Sürekli işte mahkemelerdesiniz, karakollardasınız. Evet. Ve kızınız yani en son 5 ay ortadan kayboldu. Evet. Yine bu şahsın yüzünden diyorsunuz. Bir de Esra Hanım bu bize polislerin dediği bize hani delil lazım diyorlar. Yani kızım şikayetçi olmayınca ben bir şey yapamıyorum. Biz de babası dediği gibi gittik arabamızla bunun peşinden koşarken polisler de bizim arkamızda. Biz konvoy halindeydik. Araba bizim önümüze kırdı. Kızım kendi anlattı bir de. Babanın önüne kırayım ki direğe vursun dursun yani bizi takip edemesin diye yapmış. Eşim de yani direkt melek dinlemedi. Vurdu onlara. Durduk hepimiz beraber. Kavga dövüş o şey oldu arada. O konuyla bizim hiçbir ne mahkemeye girdik. Biz ifade verdik gittik karakola ama onlardan ifade yok. Hiçbir araştırma gibi ya da bir şey gibi bir şey görmedim. Kaç defa savcılığa çıktım ifade istiyorum hani. Onların verdiği ifadeyi de okumak istiyorum. Onlarla alakalı hiçbir şey yok. Şimdi cumartesi günü karakola gidiyor. Önce Alaaddin Atalay'la kendi isteğiyle bir dönem beraber olduğunu söylüyor. Evet. Sonra da diyor ki ben... Hatta bizim bir mevzudan dolayı Uşak Banaz'la adli soruşturma yapıldı. Alaaddin bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Bu adli soruşturma konusunda kendi rızamla birlikte oldum diyor. Alaaddin'le de görüşmeye devam ettim. Ancak ailem Alaaddin'le benim görüşmemi istemediler. Bu görüşmeyi istemedikleri için Alaaddin'in bildiğim iki tane numarasını aradım. Ona ulaşamadım. Kendisinin Antalya'da olduğunu öğrenince, Kumluca'da olduğunu öğrenince orada ikamet ettiğini bildiğim için daha önce kendisini tanıdığım Esra isimli bir arkadaşımın yanına gittim diyor Antalya'ya. Uşak'tan kalkıyor. 4 Kasım'da i̇şte ne diyordu? Yanında 5 kuruş para yok yanında Esra Hanım. 4 Kasım'da ne diyordu? Benim Alaaddin'le ilişkim yok diyordu. Bir gün sonra evden ayrılıyor. Niye ayrılıyor Kübra evden? Ailem diyor Alaaddin'le görüşmemi istemiyor. Ben de diyor onu görebilmek için diyor kalktım Uşak'tan Antalya'ya gittim diyor. Ama diyor Alaaddin'e diyor ulaşamadım 2 numarasında. Esra diye bir arkadaşım var. Kim bu Esra diyorlar? Benim Facebook'ta tanıdığım biri ama ne daha önceden de tanışıyordum. Ne adını biliyorum, ne soyadını biliyorum. Hmm. Hiçbir şey bilmiyorum. Esra'nın telefon numarası var mı diyorlar siz Esra'nın sende? Yok diyor benim telefonum diyor kırıldı diyor. Pardon satmak zorunda kaldım. Hattımı da kırdım attım. Esra ile ilgili bir bilgim yok. Esra'nın sosyal medya hesabı var oradan iletişim kurdum diyor. Gittim onun evinde yalnız kaldım. Ve bu süre içerisinde Esra'nın yanında kaldım. Esra benim yanına kaçarak geldiğimi bilmiyordu. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bir gün Esra eve geldi. Sen kaçak mıydın? Nereden biliyorsun? Bunu deyince seni Esra Erol'da programında annem baban arıyor. 4 demişler. Sormuşlar hemen Esra'nın yanından kalkıyor. Bu sefer Kumluca'ya gidiyor. Kumluca'da kim var? Alaaddin. Ama Kumluca'da Alaaddin'le buluşmaya gitmiyor. Bir anda Esra'nın arkadaşı Berk diye biri çıkıyor. Berk'in ne adı var, ne soyadı var, ne yeri var, ne yurdu var. Böyle kendi dünyasında belki bir isim hiç tanımadığı bir insanla Antalya'da Kumluca'da bir meydanda buluşuyor. Hiç tanımadığınız biriyle bir meydanda buluşunca nasıl iletişim kurarsınız? Telefonla iletişim kurarsınız. Ya da birinin sizi oraya götürmesi lazım. Esra Hanım kendi telefonunu sattıysa bile çalıp vermiştir öbür çocuk. Hayır o kişiyle nasıl buluşuyor biliyor musunuz? Bakıyor işte bu diyor o Berk isimli kişi diyor hemen buluşuyor. Orada bir mantıksızlık var. Ben Esenler'de kocaman kadını far yaktılar da arabayla öyle gördüm beni yani. Berk'in yanında da 3 gün kalıyor. Buradaki isimlerle ilgili hiçbir bilgi vermiyor. İletişim telefon numaraları. İvedilikle bu konunun bir an önce kapanmasını istiyor. Ailemle görüşmek istemiyorum diyor ki bugünkü ifadesi babayla görüşünce değişmiş. Ama uzman raporunu söyleyeyim size. Yani... Bu ifade alırken hiçbir şekilde göz teması kurmadığı ifadelerinde tutarsızlık ve yönlendirmenin açık olduğu belirtiliyor sosyal hizmetler görevlisi tarafından. Diğer tarafta da psikolog hanımefendinin verdiği, beyan ettiği şekilde onun avukatı da diyor ki Kübra'nın birileri tarafından yönlendirildiği ihtimaline karşılık kaçmasına yardım yataklık eden şüphelerin tespit edilerek cezalandırılması ki inşallah da öyle olur. O şüpheliyi de söyleyebilir miyim burada? Onun 5 kuruş parasız oradan gidemez. Bu çocuk...
Mustafa diye bir isimli birisi var. O ismini bilmiyorum. Mustafa, o çocuktan bu Ali köve, Baraza yani bizim meyve kargoları falan geldi ya gitti. Ya bu isimlere takılma. Bu isimlerin hepsi pasapiso ya. Ama o çocuğu ben aradım sorucum sonra hayır, yapmıyor. Ondan bahsetmiyorum. Bugün söylediği o Berkler, ha. Esra'lar falan. Onlar ayrı, hep birilerinin yönlendirilmesiyle. Buyurun baba. Yazık ya vallahi. Bu Esra 4,5 aydır torba mı çocuk... çocuğun kızıma sen timsin diye. Ben var ya bu evet. Çocuk Kübra evde olduktan sonra hiç evin etrafından ayrılmadı. Sabah yakın 3'te 4'te arabasını çalıştırıyor, zarıl zarıl öttürüyor. Beni uykudan uyarıyor. Hep beni evinizin orada için. Dolaşıyordu. Evet her gün. Her ben gün bu çocuktan polis şikayetçiyim. Ben polise telefon ediyorum. Polis diyor ki plakasını aldın mı? O budu, o kim değil mi de. Zaten. Ben tokat durayım. Her yerde de aranıyor. Onun da fotoğrafını verelim. Görenler, bilenler lütfen hemen polise ihbarda bulunsunlar. Antalya Kumluca'da olduğunu biliyorduk. İnşallah yerini değiştirmemiştir. Esra Hanım ben buradan buraya kadar ulaştım. Buradan seyircilerimize de önemli bir görev düşüyor. Yani Antalya'daki Kumluca'daki seyircilerimize. Ben kızımı gördüm. Sesini duydum mu diyeyim artık ne diyeyim. Tamam sevindim. Uyudum. Kursağımda ama sevincim. Ben bu çocuğun ceza almasını istiyorum. Savcımız sana kadar ulaştım. Senden öte yolum yok. Savcımız olsun, polisimiz olsun yani başbakanımız duysun bizi. Bunlar böyle serbest olup ceza almadığı sürece biz bu program yani bir Esra değil bize 9 Esra birine az geliyor. Biz otelde doluyuz dolu yani şimdi sıra bekleyen insanlar dolu. Yaşına girmesini istiyorlar ha. Kızı. Bir Esra Müge bize yetmiyor yani sizden 9 tane daha olsa gene yetmez bize. İnç yani Kübra'nın kız gibi... diyor ben diyor oraya diyor teslim edersem diyor Esra Hanım. Hı hı. Ben diyor oraya diyor teslim edersem kendi kafasınca fikrince 18 yaşına dolduracak o zaman karışamaz aile ben yine işimi hallederim diyor. Yani bu süre içerisinde de sanırım değil mi Hülya Hanım? 18 yaşını doldurup 18 değil dedim. Ben kızımın yüzüne gire söyledim. Esra 58 yaşına girse yine vermem dedim. Esra Hanım 18'i doldursun yani benim o zaman imza hakkımı bana imza istiyorlar ya şu anda ben onun giden mezar taşına imzamı atarım. Yani aa, ben o zamana kadar hayır asla ben çocuğumu ya evlenecek bir insan olsa benim öbür kızım da kaçarak evlendi. Şimdi bak, ve iki tane torunum var. İki gencin masum aşkı da aileler aşk karşı çıkıyor bu. Gibi bir durum yok burada. Yani Alaaddin Atalay'ın hem birçok suçtan da aranması var. Aynı zamanda da çok olumsuz ve işte madde temin etmekten Esra, kullanmasından yana öbür ifadeleri de okuduğunuzu bilmiyorum. Birçok da kötü alışkanlığı var. Kızın kendi başına yapmasın inşallah. Evet. Kızımın ifadesinde bak diyor ki orada onu ailesi ve kardeşi yaptı o gün onu. Ben şuurunda değildim diyor. Çocuğumu içirdiler. Sonra da dönüş çok olmadı. Çok geç kalmış olacak. Çok geç kalmış olacak. Bak 17 evet, yaşındaki işte. Genç kızın hayatı kayar. Kübra'nın ailesinden ayrılma nedeni Alaaddin Bey ama ne hikmetse Kübra'nın ifadesinde Alaaddin'in yanında kaldığına dair hiçbir şey yok. Hep başkalarının yanında kalmış. Hatta Kumluca'ya bile onun için gidiyor ama orada da Alaaddin Bey'le konuştuğuna dair yani inkara dayanan, soy isimleri vermeyen, adres bilgisi vermeyen, telefon numaralarını hatırlamayan bir kız gibi kendini ifade etmiş. Zaten Esra Hanım da belirttiği gibi şüpheli olduğu, tutarsız bir ifade olduğu belirtilmiş. Sizden şunu tekrar sormak istiyorum. Bana verdiğiniz evraklar içerisinde daha önce kızınızın cinsel istismarla ilgili bir dosyası görülmüş. O dosyada siz bana demiştiniz ki Şerife Hanım benim kızım hastanede sezaryenle doğum yaptı. Evet. Niye kemik testi yaptırılarak evet. Suçun nevi değişti? Evet. Bana yani çocuğun yaşı söylüyorum inanmıyorlar. Dedim sezaryenle oldum. Siz hastane kayıtlarını niye istemediniz? Nasıl? Hastaneden kayıtlarını niye istemediniz? Esra Hanım bilmiyorum ki biz ilk defa başıma gel biz utancımdan tanıdık ya burası da. Ben utancımdan kafamı kaldırmadım ki. Anne hastanede Kübra'yı doğurdu bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Kimlik yaşı tespitine gerek var hayır. Mı? Hayır. Kimlik yaşı tespitine gerek yok çünkü cinsel istismarla ilgili suçlarda mağdurun yaşı çok önemlidir. Cezanın ve suçun tasdif edilebilmesi bakımından Kübra ile ilgili soruşturmayı yürüten emniyet güçlerine ve savcılığa buradan Hülya seslenmek Hanım. İstiyorum. 15 yaşın üzerindeki işte Rıza ile cinsel ilişki diye bahsedilmiş suçun nevi değiştirilmiş o anlamda sizin annenin beyanı esas alınsın hastanede doğum kayıtlarının tespit edilmesi gerekiyor. Hülya Hanım bu bak 15 yaşından sonra
kadar. En son kaçında benim çocuğum kaçtı kaçırıldı diye bir şey yok. Konuşmaya çağırıyorlar. Ablası, annesi ne alsa, o evde ne halt ediyorlarsa çocuğumu gece yarısı çıkarttıklarında bile gezmeye diye götürüyorlar. Anne de zaten Alaaddin'in annesi de evlilik için yani ona istedi evet, sizden. Annenin de zaten hani birlikte kaldıkları noktasında bir öngörüsü vardı. Çocuk başına bir şey geldi mi bize dönemiyor. O zaman bile öldüler. Anne dedi gece gelene eve gelebilse dönüyormuş. Ben uyandığım için beni uyanık görüyor kapıma kadar geliyor çocuk. Ben ayaktaysam geri gidiyor. Annem uyanmış bana kızacak şimdi. Yani sabah 6.30'da dıştan gelen çocuğa ne diye ne tepki verebilirsiniz? 15 yaşındaki bir çocuğa. O onun için yeri gitmiş. Kameralarla kanıtlı bu. En azından Cuma gel. Yani bir kızın bulunduğu için ve devlet kurumunda sevindim, olduğu için sevindim. Ben de çok sevindim. Ama en azından ben, nerede olduğunu biliyorsun. Fakat cumartesinden bugüne babasını gördükten sonra ifadesinin değişmesi. Değişir zaten. Belki bu süre içerisinde ne yaptığının farkında olur. Biz de zaten sizinle İnşallah. Beraberiz konunun takipçisi benim olacağız. Benim sizden ricam tamam. Bak buradan ben yani buradan yetkililere ulaşmak istiyorum ben. Ulaştın zaten. Tamam çok sağlıklısınız evet. Canım. Ben onun üzüldüğü bir şey söylemek tamam, istemiyorum. Tamam. Adalı ve eşi Emine Nur Adalı geliyor stüdyomuza. Eski eşimden ayrılıp geldikten sonra bir süre konuştuk Arif'le. Sonra ben hamile kaldım. Ev tutmadı, beni almadı. Babamın evindeydim hamile kaldığımda. Babam birinin haberi yoktu. Bu şekilde beni tehdit etti, devamlı hakaret ediyordu devamlı. Bebek nerede doğdu? Beraberken doğdu, Uşak'ta. Eşim evlilik birliği içerisinde bana ihanet etti. Evet. Dünyaya gelen çocuğu kimlikte babası ben gözükmüyorum. Çünkü eşim o sırada boşanma sürecindeydi. Evet. Eski eşin üzerine kayıt oldu demiştin. Evet. Dünyaya gelen çocuğun babası ben miyim? Yoksa o dönem birlikte olduğu Oğuz mu diye bir soru sormuştu. Çocuğun dediğimde çocuk senden mi de çocuk arıyorsun sen dedi. Bu anlamda DNA testi yaptırmak istiyor musun? Evet. Çocuğuna DNA istiyorsan kendisi yaptırsın ben her zaman dedim. Son sözü DNA testinin evet. Sonucu son söyleyecek. Sözü. Baba olmak için, eş olmak için gereken özveriyi sarf ettin mi? Sarf ettim sen. Emine peşinden ve çocuğun için ne yaptığını anlatır mısın bana? Sen bir aile olmayı başarabildin mi? Çok uğraştım ama başaramadım. Sana dedim, ait olan görüntüleri DNA... niye... Emine'nin ailesini attı. Bir hata yaptım. Ama bu hata öfkeme değil mi? İnsan kendine ait öfkeme yenik düştüm ya. Yani. Emine ile evliliğini kurtarmak istiyor musun? Ben istesem benim ailem ve Emine'nin ailesi istemez. Bu durumda Emine ile evliliğinizin bitmesi en doğrusu mu? Onlara göre öyle. Ben kesinlikle boşanmak istiyorum. Anlaşmalı boşanma konusunda Emine ben kararlıyım boşanacağım evet. Diyor siz. Mecbur bitmesi en doğrusu. Şimdi çiftlerin ayrı oldukları dönemdeki öfkesiyle ve kızgınlıklarıyla yan yana gelmeye başladıktan sonraki davranışa değişmeye başlar. Cuma günü programımızı şu son cümlelerle kapatmıştık. Anlaşmalı boşanma konusunda Emine ben hemen boşanmak istiyorum dedi. Sen de bitmesi en uygun dedin. Hafta sonundan beri bir aradasınız. Yani öyle bir arada değil burada gördük. Bir de çocuğu gördü sadece. Ama en azından yani hani İlk konuşacak, yüz yüze gelecek evet. Bir fırsatınız oldu. Evet. Konuştunuz mu hiç? Yani, konuştuk ya sen. Kısmen. Hı? Kısmen konuştuk. Kısmen evet. Konuştunuz. Ne konuştunuz? Kendisi söylesin. Konuştuk. Ben ona söyledim içimdekileri. O bana anlattı. Ben ona anlattım. Yani... Esra Hanım, ben şimdi buraya DNA'yı aslında ben bilerek ve hani isteyerek kendimle şeyli değil. Ben hani evet. Ailem zoruyla bu DNA'yı istedim. Ben çocuğumu her aileme götürdüğümde hani çocuk senin üstüne değil ki bize bile benzemiyor. Ne diye biz bu çocuğu sahiplenelim dediler bana. Bu cümleyi ilk defa mı duyuyorsun? Yok, duydum. Ne zaman duydun? Yani hani kendisi söylüyordu bana. Ben onlardan duymadım da kendisi söylüyordu. Ailem istiyor DNA'yı diye. Yok hayır. Hani ailesine karşı ispatlamak için DNA istediğini söylemişti. Hani bana bir de ben dedim ya hani bu çocuk
senin üstüne mi de hani şey yapıyorsun diye, onu bu çocuk senin mi de diye anladığı için orada ilk başta öyle söyledi. Yani ben de bilmiyorum hani kendisi. Peki bir Arif'in bu açıklaması var. Yani ilk gün yayına geldiğindeki Arif'in söylemi ve tavrıyla bugünkü Emine ile yan yana geldikten sonraki Arif'in tavrı çok farklı. Bir açıklamasını canlı yayında söyledi ama tekrar bir ekrana getirelim. Çocuğumdan senden ayrı kalmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. Ne olur affet. Ailemin zoruyla bu DNA'yı yaptırmak zorunda kaldım. Bu çocuk benim veya değildir. Bu çocuğu sahiplenmek istiyorum. Bu çocuk benim veya değildir. Bu çocuğu sahiplenmek istiyorum. Ne olur affet. Ailemden ayrı kalmak istemiyorum. Ben işimi çok seviyorum. Emine, ne olursun yuvana dön. Çocuğum için bir kere daha beni affet. Ne olur bizi affet Emine. Ben çocuğumdan ayrı kalamam. Ben sana dayanamam. Ben ayrılmak istemiyorum. Ben çocuğuma dayanamam. Ne olur. Bir daha asla ve asla sana hata yapmayacağım. Ben seni çok seviyorum. Senden ayrılamam. Ne olursun çocuğumuzu babasız bırakma. Onu mutlu bir aile yuvasında büyütelim. Sana söz veriyorum. İstediğin gibi bir koca olacağım. Elimden gelen her şeyi yapabilirim senin için. Ne olur beni affet. Çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım Emine. Ne olur affet. Çocuğumdan senden ayrı kalmak istemiyorum. Ne olursun bir aile olalım, bir yuvamız olsun. Emine. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani artık ben de hani cümle kuracak ne bir hal kaldı, ne bir derman kaldı. Hani ne bileyim, hani bir şey söylemek de gelmiyor içimden. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Hani daha önce de hani bunları, ben bu cümleleri defalarca duydum. Hani biz anlaşamadık yani. Birlikte hani beraber olarak, ikimiz karşılıklı olarak anlaşamadık hiçbir zaman. Hani ben hep istedim mutlu bir yuvam olsun, ailem olsun, hani evim olsun, çoluğumla çocuğumla mutlu olayım. Ama hani hiçbir şekilde biz hiçbir zaman anlaşamadık. Hani ben A dediysem o Z dedi. Hani ben onu anlamadım, o beni anlamadı. Hani biz ikimiz böyle ayrı dünyaların insanıyız gibi bir cümle vardır ya. Hani bizim yetiştirilme tarzımız, her şeyimiz hani hepsi bambaşka. Yani hani anlaşamıyoruz. Devamlı tartışmalar, kavga, gürültü. Çocuk bunların arasında kalıyor. Ben hani ne bileyim, ben hani şaşırıyorum yani. Neye şaşırdın? Ya şaşırıyorum dediğim, hani ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ne diyebilirim ki yani? Arif, Emine'ye dönebilirsin. Sen Emine'den son bir kez şans istiyorsun ve af diliyorsun. Evet. Emine bak, bir, yani bir insan yanında. Emine. Yüzüme bakabilir misin? Söyle, ben duyuyorum. Bir hata yaptım. Çok pişmanım yaptığım hatadan. Öncelikle buradaki insanların gözü önünde, sonra tüm ya Türkiye'nin gözü önünde. Ben şunu söyleyeyim mi? Ben hani bunu istemiyorum. Hani böyle bu şekilde, yani ne bileyim, hani tamam. Hani bu şekilde bir konuşma istemiyorum ben. Hani bu şekilde bir konuşma duyunca hani, aa bu kişi bana böyle böyle diyor ya da bana yalvarıyor. Ha, hani ben bunu yalvarttım diyecek hani bir kişiliğe sahip olmadığım için. Sana yalvarmıyor Emine. Ya hani ne bileyim. Bence Arif kendiyle ilgili gerçekleri söylüyor. Hiçbir zaman iyi bir eş olamadığını, iyi bir koca olamadığını söylüyor. Bırak kendiyle, kendi gerçekleriyle yüzleşmesini sağla. Sana yalvarmıyor. Yani ben dediğim gibi
çocuğumun babasız anneden ayrı, ben de olduğunda senden ayrı olmasını istemiyorum. Emine, ne olsaydı da hayatınızda Arif neyi değiştirseydi bu evlilik yürürdü? Davranışlarını. Hangi kişiliğini mesela, bana karşı olan davranışlarını. O da bana çok inandırıcı gelmedi Emine Hanım. Çünkü neden? 16 yaşından beri tanışıyorsunuz. Hatta siz aynı dili konuşamıyorsunuz ama aynı dili konuşamayan insanlar hep birlikte bir araya gelmek için yuvaları yıkıyorsunuz. Evlilik dışında çocuklar dünyaya getiriyorsunuz. Şimdi aynı dili konuşamama ayrı bir şey. Ben anladığım kadarıyla sizde biraz da böyle ailelerin dışarıdan müdahalesi var gibi hissediyorum. Ya ben hani... Senin üzerinde o Arif Bey'in ailesinin müdahalesi olmasa ya da Arif Bey'in düzenli bir işi olsa bu evlilik yürür mü? Yani hani zaten hani biz mutlu olsaydık kendi ailesini bilemem. Ama benim ailemden dolayı kesinlikle bir sorun, sıkıntı çıkmazdı. Çünkü benim mutlu olmamı onlar benden daha çok istiyor. Emine, şimdi annen yayına bağlansa, Arif senden af diledi, ne tepki verir? Annem, bilmiyorum. Ne der? Kızım bak, bir kere daha dene mi der? Demez. Demez. Evet. Ne der? Ya çünkü daha önce çok denedik ve olmadı onun için. Hani denedik yani, defalarca denedik ve anlaşamadık. Ama yani annenin şöyle beyanı vardı. Sözleri... Geçen aya kadar ben çok uğraştım yuvaları yıkılmasın, evet, diye. Ama Arif Bey'in ailesinin... Bu çekirdek aile üzerinde baskısı var dediği için ben sana bu soruyu yönelttim. Bana defalarca hani ben Arif'e hani olacak diye inandım. Hani anneme de ben hani inanıyorum dediğim için o kadar hani ben inanıyorum dediğim için yardımcı oldu. Ama en son ikimiz de umudumuz bitti yani. Ya demek ki şunu anlayabiliriz. Annelerin çocuklarının evlilikle ilgili kanaatleri çocukları onları nasıl yönlendirirse. Anne ben çok mutluyum, seviyorum deyince aile seviyor. Anne ben istemiyorum deyince damat ya da gelin en büyük düşman oluyor. Evet. Sence kayınvaliden ne der? Hiç bilmiyorum Esra. Söyle ama sen dürüstçe söyle. Yani, ben Sabahat abla... Ne der? Yani... İnşallah olumlu bir konuşması olur hakkımızda. Yani zannetmiyorum ben bir an ama... önce kızımın o Arif denen adamdan kurtulmasını istiyorum mu der? Diyebilir, onu da diyebilir yani. Peki, demeyebilir, diye de bilir Emine'nin yani. Emine'nin annesi. Sabahat Hanım. Annem. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Arif Emine'den af diledi. Gerçekleri söyledi. Benim kızım... O Arif'e dönerse gelmesin bir daha yanıma. Benim kızım Arif'e dönerse bir daha gelmesin aslında kızınıza tehdit. Yani kızınıza zorluk çıkartan bir cümle. Ne anlaşılırsa anlaşılsın. Biz o yalvarmaları defalarca, o gözyaşlarını defalarca gördük. Hiç etkileyici değil. Artık biz mahvolduk, istemiyorum ben. Kızım kararını versin. Ya Arif ya ben, kararını versin. Yok. Başka da bir şey demeyeceğim. Arif, bu noktaya nasıl geldiniz? Annesi kızına diyor ki kocanı seçtiğin dakikada ben yokum diyor. Senin yani, istediğin buydu zaten. Biz geldik bu noktalara. Emine'yle hani bizim anlaşamamamız hani... Tartışmalarımız, onların bunları duyması, bunlara hayır, yansıması. Ama senin istediğin buydu. Emine ailesinden kopsundu. İstediği oydu. Ya yani ben... Öyle bir şey olsun ki Emine ailesi iletişim kuramasın, sadece bana kalsındı, güçsüz olsundu. Yok, güçsüz olmasıyla değil. Yine karar Emine'nin kararı. Ama ben hani isterim ki, yani ne bileyim, çocuğumuz var. Bir aile olabiliriz yani. Hani istediği her istedin? Şeyi de... Çocuğumuz var diyorsun, bunu niye istedin DNA'yı? Dünyaya gelen çocuk benden mi değil mi diye... hatta Emine'nin hayatında biriyle görüştüğünü yakalayalım dedin. Niye DNA istedin? Ailem. Ha? Ailem. Ailen. Evet. Ailen Emine'yi istemiyor mu? Hayır. Biz geçen niye hafta da bu konuyu işlemiştik. Hatırladın mı? Evet, hatırladım. Yani Hülya bir... Anne, bu çocuk aynı sizin anneniz gibi, siz değil de anneniz gelmiş olsaydı bu torun benden değil
deseydi. Deseydi. Aynı şeydi. O yüzden siz ama hemen çok daha kısa bir sürede ben ona ısrarla sordum. Bak karşınızda hani geliniz var, son kez seslenin, ben DNA'yı falan istemiyorum diye. Siz ondan biraz daha erken dönüş yaptınız. DNA olumlu ya da olumsuz da olsa ben çocuğu kabul ederim. Evet, hala yine de söylüyorum, ederim yani. Gülşen Hanım, Arif'in annesi telefon attığında. Gülşen teyze. Buyurun. Efendim abla. Kaç yaşındasınız siz? Ben 60 yaşıma giriyorum. DNA'yı siz mi istediniz Gülşen teyze? Ben şöyle istedim ablam. Çocuk Arif'in üstüne kayıtlı olmadı. Ondan sonra yok eşimin mesajını yakaladım dedi. İster istemez Emine de şey yaptı, yaptım dedi. Borçluğuma geldi dedi. Ben de şey yaptım dedi. Sen olsan da şüphelenirsin. Kim olsun şüphelenir. Bir de çocuğuna bizim bir bağımız yok, bir şeyimiz yok. Anneme bir soru sorabilir miyim? Gelininizi yani sever miydiniz? Efendim? Gelininizi sever miydiniz Emine'yi? Ben Emine'yle bir arada durmadık. Onlar devamlı el tuttular, geçinemediler. Emine'yle ben hiçbir arada bir saat bile durmadım. Sever misiniz, ona sevmez misiniz? Yapma, yalan söyleme. Ben istemiyorum. Arif altı sefer derdi gitti. Oğlum ya Emine'yi sevdi, ya beni sevdi. İki çocuğunu bıraktı, beni bıraktı. Emine dedi, o altı kere bizi derdi derdi gitti. Daha Emine'si, daha Arif, benim o evime gelmesin. Emine'yle ömür boyu mutlu olsun, yeter ki benden uzak olsun. Ben bak, siz de bunu oğlunuza mı söylüyorsunuz? Evet, o yeter ki mutlu olsun, beni rahat bıraksın. Evime kapımı açmasın, ölürse önüme gelmesin. Gelmem anne, merak etme, gelmem. Ha, benim ölüme gelmesin, salıma girmesin. İki anne de... Sen kocanı affedersen ben yokum de biz yokuz. Arif'in annesi de o Emine derse iki çocuğunu bıraktı Emine'ye gitti diyor. Buradaki çocukları için mücadele ediyor. Geride iki çocuğu var ilk evliliğinden Arif. Onlar için mücadele etmiyor. Benim ölüme bile gelmesin diyor. Bir anne bu cümleyi kolay kurar mı? Esra Hanım ben hani... Kendisi bizzat da şahit oldu zaten. Çocuğumla eve gittiğimde benim birlikte durarken beraber de annemgille beraber de hani kaldığımız oldu. Aynı evin içerisinde hani oturmaya gittiğimizde saat geç oldu falan kalıverin gibicesine söylemeler de olurdu. Benim oğlumu hiç sevmezlerdi Esra Hanım. Kimi? Benim oğlumu kendi ailem evinde bir babaanne dede gibi sevmezdi, kucaklamazdı hiç. Ne diye severdi? Hiç öyle şey yapmazlardı. Ne ama senin iki çocuğun annen bakıyor 60 yaşındaki annen bakıyor. Diğer iki çocuğundan şimdiki çocuğun ne farkı var? İşte Emine'ye olan öfkeleri, sinirleri. Annen Emine'ye öfkeli demiyor. Evet. Arif çocuklarını bırakıp Emine'ye defalarca gitti. Bizi ortada bıraktı diyor. Esra Hanım. Esra Hanım burada kim kimi affedecek belli değil. İki defa ihanetle suçlanan Emine mi affedecek? Yoksa uygunsuz görüntüleri anne babasına gönderdiğin Arif mahvedecek. Valla DNA'yı açıklamadım. Lütfen şunu bilelim ki sizin probleminiz ikinizin kişiliğiyle alakalı. Çürümüş etten yemek yapılmaz. Burada bir artık zehirlemiş bu iş. Nasıl bunu başardığınızı merak ediyorum. Yani Arif bir yuvasını yıkmış, Emine bir yuvasını yıkmış. Ortak bir yuva kurmaya çalışmışlar. O yuva da zaten yuva değil açıkça söyleyeyim. Anneleriniz bile sırtınızı dönecek hale nasıl geldiniz? Bir kendinize dönüp bu soruyu sordunuz mu hiç? Defalarca denedik. Gerek eşim, gerek ben. Yani sevgi konusunda ben hani yine diyorum ben eşimi çok seviyorum. Ben eşimden hiçbir zaman kopmak, ayrılmak istemiyorum. Arif'cim sevgi bu mu? Yani bu olmasa da başarabiliriz Esra Hanım. Bunca zaman başaramadınız. Hatasız şimdi ne değişti? Kul olmaz yani. Hepimizin hataları şimdi ne olabilir. Değişti?
Sadece gücüm yoktu Esra Hanım, ben ona bir yuva yapabilmek için. Güç mü isteme yani, ne şartlarda ne insanlar tırnaklarıyla kazıyıp yuva kuruyorlar. Bak bir göz oda şu kadarcık bir evden, şu kadarcık bir evden insanlar yuva yapıyorlar. Siz bunu başaramamışsınız bile. Şimdi ne değişti? Şimdi nasıl kurtulacak yuvanız? Evet, yine aynı şeyler olacak. En büyük yani iffetsizlikle suçluyordu, şimdi özür diliyor. Cuma günü döndü, hesap sordu, bunu bana nasıl yaparsın diye. Ben olsam asla affetmem. Ha, o iffetsizlikle suçladı, isimler attı ortaya. Emine de onlara, yani o bahsettiğin isme hayır dedi mi? Demedi. Bana hiç samimi ve inandırıcı gelmiyorsun sen. Doğrudur. Senden çok kötü, negatif bir enerji alıyorum. Doğrudur. Kişiselleştirmeyelim. Alabilirsiniz. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Bu DNA'yı annem mi istedi? Bu hayatı... Arif? Efendim? Bu DNA'yı gerçekten annem mi istedi, yoksa sen mi annenleri yönlendirdin? Hayır. Anne, topu size atacağım mı dedin? Hiçbir zaman kendi eşim de burada, sorabilirsiniz. Çocuğumla alakalı hiçbir başka benden mi veya değil mi diye tarzında hiçbir bir şey... Söyledim mi veya bir baskı yaptım mı? Kendisi de söyleyebilir bunu. Kötü kocaydın, iyi baba oldun mu hayatında? Olduğuma inanıyorum Esra Hanım. Maddi olarak değil ama manevi olarak olduğuma inanıyorum. Peki o yüzden mi çocuğunun annesine mahrem görüntülerini ailesine yolladın? İyi bir baba olduğun için mi bunu evladına yaptın? Dediğim gibi bir anlık öfkeyle yenik düştüm. Sen öfkeyle affedersin mahrem cinsel görüntüler gönderiyorsun. Yani. Birazcık öfke yap, yani öfke duyduğunda şiddet uygulayacaksın. Daha çok öfkelendiğinde ne yapacağın belli değil. Esra Hanım. Ama Emine de şunu söyledi. Evet, Oğuz'la bir tanışıklığım oldu. Var. Bunu da ayarlayan Arif dedi. Yani insanın, yani bir tuzaktı bu. Ben bu tuzağa düştüm ama bunu da yapan eşimdir. Benim sadakatsizliğimi denedi gibi de bir ifadeniz vardı telefonda. Hala arkasında mısınız? Yani kendisi bana hani o kişiyle bir işbirliği yaptım dediği için ben öyle işbirliği şey yaptım demedim. Bu kişiyi de konuşturabilirim karşında dedim. Ama siz Oğuz'la bir ilişki yaşadığınızı reddetmediniz. Ya evet, bir konuşmuşluğum oldu yani. Ben de bir şey sorabilir miyim Esra Hanım? Arif buraya gelirken boşanma konusu hiç kafasında yoktu. O gerçekle yüzleşince... Ben de bir şey sorabilir miyim tabii. Esra Hanım? Arif'e biraz önce iyi bir baba oldunuz mu diye sordunuz ya Esra Hanım. Hani kötü koca ama iyi, evet, babadır ya da iyi baba, evet, kötü baba iyi kocadır filan. Arif de iyi bir baba olduğunu söyledi ama acaba çocukların için ne yapmış? Ya da iyi baba nasıl olur? Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi yarına kadar düşünün, DNA testinin sonucunu açıklamadım. Açıkla ya da açıklamama demek de sizin elinizde. Özellikle de Arif senin elinde. Yarına kadar bekleyeceğiz sevgili seyirciler. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.